Sadece bu turnu geride kal abi. Ben bununla oynayacağım. Havuzda falan yavaş çıkmışlar. Ödül oyununda takım tarafından oynatılmaması yönünde karar alınan Semih ve gönüller arasında gerilim tırmanıyor. Semih neyi davası olarak görüyor? Benim de o zaman davam nedir? Biz iki kişiyiz. Oyundaki gerginlik gönüller adasına taşınıyor. Yapma be! Evet, oy çoklu olmak zorunda abi. İki taraf arasında konuşulanlar ve değerlendirmeler Survivor Panorama'da. Bu da benim davamdır o zaman. Mehmet'ten Atakan hakkında şok sözler. Ben kardeş gibi gördüm avatarı. En yakın arkadaşları Atakan'a sırt mı çeviriyor? İlk fırsatta sana bıçağı dayan kişi, dostum sana bıçağı dayan. Ünlüler Adası'nda bundan sonra dengeler nasıl kurulacak? Sonuna kadar bize de bekleyeceğiz. Ünlüler Adası'nda Atakan'a yükselen sesler artıyor. Yılmaz, Nagihan ve Yattara Atakan hakkında ne düşünüyorlar? Maske düşünecek. Survivor'a veda eden isim bu akşam belli oluyor. Konseyde ismi söylenecek üçüncü kişi kim olacak? İki adayımız var. Üçüncü aday çıkacak. Onun sonrasında da kimin gittiğini hep beraber öğreneceğiz. Birazdan. Merhaba, seyircimiz bugün çok heyecanlı. Bizler de çok heyecanlıyız. Dün akşam öyle bir bölüm izledik ki Ünlüler Adası'nda da Gönüller Adası'nda da sular durulmuyor cümlesi az kalır. Biliyorsunuz ödül oyunu da vardı. Gönüllüler yine bence orada tartıştılar. Semih oynayacağım oynamayacağım kavgası yaptı. Atakan cephesinde neler oluyor? Atakan'a karşı bir tavır mı var? Nagihan, Yattara, Mehmet yeni bir üçlü mü oluyor? Yılmaz bu olayların neresinde? Tuğba ile Yunus neden bu kadar dışarıda? Vay, soru çok. Daha uzatırdım ama bir susayım. Konuşacak çok şeyimiz var. Yine iki eski Survivor yarışmacısı bizlerle birlikte. Artık eski oldunuz kızlar, üzgünüm. Evet. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler, sağ olun. Ne var ne yok, dün izlediniz mi programı? Evet. Neler yaşandı, neler? Şaşkınlık içerisinde tabii ki izledim. Ben izlediklerime inanamadım. O yüzden bugün gerçekten konuşacak çok şey var diye. Neler şaşırttı seni bu kadar Seda? Yani herkesin merak ettiği acaba nedir? Gerçekten böyle bir şey konuşuldu mu? Yoksa Atakan gerçekten bunları yaptı mı? Bunlar tabii akılda şey oluyor. İki cephede şey birbirinden o kadar farklı şeyler söylüyor ki ikili mi oynanıyor, Atakan mı doğruyu söylüyor, Nagihan mı doğruyu söylüyor, sizin yorumlarınızı alacağız. Sen ne diyeceksin Aylin? Sular durulmuyor. Galiba hiç sakin bir bölüm izleyemeyeceğiz biz Survivor'da. Her gün yeni bir olay, yeni bir entrika. Ben de çok şaşkınım. Dün de konuşmuştuk zaten biraz. Mehmet neden bu kadar büyük çıkış yaptı, arkasında neler vardı. Aslında tam aydınlanmadık o konuda ama yani çok soru işaretli bir konu. Her şey havada kaldı. Her şey havada kaldı kesinlikle. Hakan sen ne diyeceksin? Daha neye şaşırabiliriz sence Survivor'da? Bilmiyorum valla benim... Gün günü tutmuyor. Annemler ben ufakken bir dizi seyrederdi Dallas diye. Bence bir ada Gönüllüler bir ada Dallas oldu resmen. İnanılmaz bir ada. Yani sizin zamanlarınız adanın hani... En güzel dönemler yani gerçekten. Böyle en keyifli, eğlenceli çiçekler, böcekler, palmiye ağaçları. İşte Eda varken kokonat var. Bir kokonat krizi varmış. Bak Eda geldi, kokonat olayı bitti. Adada kimse kesmiyor. Yiyorlar, yemiyorlar. Yok ne kadar Eda varken yiyorlardı ya. Ya İbrahim'in elinde gerçi her zaman yine de Hindistan cevizi. Bu arada bak onu atlamadım. Dün Acun Bey sucuk ödülünde bir tane yarımı böldü. Yarısını gönüllülere verdi, yarısını İbrahim'e verdi. Yemin ediyorum bir sahne var. O yarımın var ya %50 sonra İbrahim böyle hadi diye yedi yani. Böyle bir şey olamaz. Afiyet bizim tarafta olsun. Da Tuğba yedi dedi. Evet onu konuştular bayağı bir. Ya orada zaten insanın açlıktan gözü döner ya. Bir de yani orada... Gözlerinin önünde sucuk ekmek yeniyor yani fena. Ah öyle saatinde şimdi acıktırmayalım. Bu arada çok şıksınız efendim, stüdyomuzdaki üç bayan da çok şık değil mi sizce de yani? Alkış istiyor Hakan. Teşekkür ederim sen. Sağ ol Hakan'cığım, teşekkür ederim. O senin gönül gözünün güzelliği değil, programı farklı bir formata bakıyoruz. Evet. Daha neler. Şimdi ödül oyunu yaşandı biliyorsunuz. 10'a 8 ünlüler kazandı ama... Ne şekilde kazandı? Gönüllüler cephesinde neler oldu? Bir izleyelim, ardından buradayız. Ben
ben zaten sana söyledim, taktik olarak ben senin isim söyledim. Biliyorum. Sen de biliyoruz, sen taktik evet. olarak sen ben de benim olarak seni sen, söyledim. Çünkü Yunus'u göndermek evet, istiyoruz. Evet, aynen. Çünkü Yunus'un önüne Ezgi'yi çıkarsam, Mehmet'i çıkarsam onlar gidecek. Şu an onlara ihtiyacımız var. Evet, aynen. Atakan'ın ricası üzerine sen beni yazdın. Şimdi de aynı rica üzerine ben seni çıkardım. Biz de Survivor'ı finalinde olmayı veya Kıbrıs'ta olmayı hak eden insanlarız. Evet, çok onu göndereceğiz, onu göndereceğiz hırsıyla. Evet, evet. Neden başkaları potaya girmiyor da seni evet, beni evet. potaya attırıyor? Ve sen doğru söylüyorsun. Bu evet. bu akına ben sana akım veriyorum ve sen doğru söylüyorsun. Bunları göndermek istiyorsa artık kendi ismini potaya koymasını istiyoruz. Yani, bundan sonra beraber kararlar alalım. Evet, Atakan yani. İster uyar ister uymaz. Abi, çünkü benim işime gelmiyorsa ben zorla seni çıkartmak istemem. Atakan riskleri çok seviyor ama burada riske alınacak kişiler biz olmamalıyız. Eğer ki önümüzdeki konseyde bir dahakine olur da kaybedersek bakalım Atakan aynı şeyi söyleyecek mi? Eğer söylemezse biz yaptırayla artık. Karar alacağız. Zayıf olanların üçünü ismini koyacağız. Yani böyle güçlü bir isim falan da yanına atmayacağız. Aman o gider bu gider. Kim gidiyorsa gitsin. Bence bu turnu geride kal abi. Ben bunu oynayacağım. Havuzda falan ödül oyununda takım tarafından oynatılmaması yönünde karar alınan Semih ve gönüller arasında gerilim tırmanıyor. Semih neyi davası olarak görüyor? Benim de o zaman davam nedir? Biz iki kişiyiz. Birazdan. Sedacığım ailenin konsey yorumlarını aldık ama şimdi Nagihan'ın yat tarihi yazması hakkında senin de bir görüşünü alayım ufak. Onun sonrasında neler neler değişti gerçi ama ne düşünüyorsun? Bu nasıl bir hamleydi? Ya açıkçası ben dün izlerken yani yattar aklımın ucunda bile yoktu yani. Hiç öyle bir şey konuşulmuştur. İşte güçlü birisini potaya atacaklar ya da geçen hafta yattarayı yattara Nagihan söyledi diye onu yazar. Hiç öyle bir şey aklımda yoktu. Ben şöyle düşünmüştüm açıkçası. Merakla bekliyordum yani. Acaba Nagihan gerçekten kime ihanet etmiş olacak diye. Çünkü Tuğba'yı ve Yılmaz'ı söylese kendi grubuna ihanet etmiş olacak. İşte Ezgi ya da Mehmet'i söylese zaten başlı başına büyük bir problem olacak. Çok şaşırdım yani. Ben yattar olmasına gerçekten inanamadım yani izlediğimde. Şoklar içerisindeyim. Peki bu mevzu daha çok yeniyken hemen ertesi birkaç gün sonrasında oyun öncesinde Yattara ile Nagihan'ın bir araya gelip Atakan yazdırdı cümlesi var. Ki bunun ne kadar doğru olup olmadığını henüz hiçbirimiz bilmiyoruz. Çünkü bu akşam izleyeceğiz onu da. Atakan da ben Nagihan'ın söylediğine çok şaşırdım diyor. Yani kim doğruyu söylüyor henüz bilmiyoruz. Senin fikrin ne? Şimdi bugünkü tanıtımı izlememiş olarak varsayarsam. Lütfen. Kesinlikle yani ben Atakan'ın böyle bir şey söyleme ihtimali olduğunu bile düşünmüyorum açıkçası. Yani zaten böyle bir görüntü de yok hiçbir şekilde. İnanmak istemiyorum böyle bir şeye. Ben tamamen Yatara'nın Nagihan'ın söylediği için aynı şeyi onu da yaşamasını istediği için yazdığını düşünüyorum. Tabii şu mantık olarak çok doğru bir şey. Gitmesini istedikleri kişi Tuğba Yunus ya da Yılmaz Bey olduğu için evet Yattara'nın yani güçlü bir rakibin potaya girmesi ve bundan bir avantaj sağlamaları çok normal bir düşünce. Ama bunu kesinlikle ben Atakan'ın söylediğine inanmıyorum. Yani Nagihan neden böyle bir şey yapıyor peki? Ya çünkü bilemiyorum yani belki şundan dolayı Yattara'yı da bir şekilde yanına çekmek istediği artık yani bütün her şeyi gördük dün de izledik oyundan sonra bugünkü tanıtımı da izledik aynı şekilde. Demek ki kendisi de o grubun içerisinde bir grup kurmaya çalışıyor kafasında. Yani bilemiyorum o yaptırdı deyip onu yaptığını söylemek. Çünkü Yattara da daha önce şey dedi Nagihan hani Atakan böyle bir şey rica etti dediği için belki onun arkasına saklanıp senin yazmamı da Atakan istedi demiş olabilir. Yani şu an çünkü hiçbir şekilde ortaya gelip de konuşulan bir konu yok. Yani Atakan'ın yanına gidip de sen de bana bunu yazdırdın diyebilecek cesaret yok şu anda Nagihan'ın. Bir hesaplaşma yok ortada. Sadece Nagihan şu an herkesin arkasından yavaş yavaş konuşuyor. Sen çözebildin mi Nagihan'ın ne yapmaya çalıştığını Hakan? Nagihan mı? Nagihan Survivor'ı kaybetmeye çalışıyor. Başka bir şey yapmıyor. Merak. Yo, gerçekten ben daha önce de söylemiştim. Zaten bu tavırlarıyla, bu tarzlarıyla, yani bu tarzıyla ya da Survivor'a bu bakış açısıyla Nagihan finali görse bile şampiyon olamaz.
Yani ben şu ana kadar iki kişi için bunu söyledim. Biri Nagihan'dı, biri de Semih'ti. Şampiyon olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü oyun dokunmazlıklarda oynamadığı için. Nagihan'ın da aynı şekilde böyle ikili oynaması ona daha ilerleyen zamanlarda çok daha pahalıya patlayacak. Yani ben Kıbrıs'taki yüzleşmeyi düşünemiyorum. Nagihan oraya nasıl gelecek ya da o sorulara nasıl cevap verecek? İçinden çıkılamaz. Yani böyle bir şey yok. Yattara'yla başka bir şey konuşuyor. Tuğba'yla başka bir şey konuşuyor. Atakan'la başka bir şey konuşmuştu. Zaten Yılmaz'la başka bir şey konuşuyor. Hangisine inanacağız yani peki? Yani 2, 3, 4, 5, 500 böyle hani bayağı bir karıştırdı ortalığı Nagihan. Ben özellikle kızıyla görüştükten sonra biraz toparlanır zannediyordum ama ben yani... Birkaç gün bir sürü etkisi. Yani şöyle şimdi bu da bir tarz tavırdır ve bence halk tarafından bu da bir sempati görecek. Bak göreceksin Nagihan bir süre daha adada kalacak. Ama Survivor'ı kaybetti Nagihan. Bu kadar net. Net olarak yani. Hayatta kazanamaz. Bak inan bana geçen gün onu söyledim. Yani bu performansın üstüne çıksa Roma'da gladyatör diye dövüştürülür. O kadar iyi bir Survivor yarışmacısı pistlerde. Ama Survivor'ı hayatta kazanamaz. Ya da Yılmaz ve Tuba tarafında kalıp bu şekilde kendi kendine ilerlemiş olsaydı belki şansı birazcık daha ama yani evet, Atakan'ın tarafına geçip de Atakan'ı yani şöyle oldu Nagihan %100 dönüp %100 bir daha döndü. Yani. Yani. Acayip aynı hafta içerisinde. Şu an nerede peki anlayanınız var mı? Aynı yok. Sence Nagihan şu an nerede? Başladığı noktaya geri dönüyor. Şu an ne gibi biliyor musun? Anlayamadım. Bak Çanakkale Savaşı'nda İngiliz gemileri bizim Boğaz hattına gelmişti böyle. Tam oradayken geceliğin Nusrat mayın gemisi çıkıyor ve onların geçeceği yere böyle tık 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 mayınlar düşüyor. Etrafından gezerek böyle gemilerin sessiz sessiz. Aynı onun gibi Nagihan şu an girdi Atakan'ın grubunun içine. Herkesin önüne bir tane mayın bırakıyor, el bombası bırakıyor. Şimdi oradan çıkacak, o mayınlar patlayacak. İşte oradan çıktığı için o da kendince sağ kalacak gibi düşünüyor. Ama böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Nagihan Survivor'ı kaybetti. Teşekkür ederiz Nagihan. Buradan duymuştur bizi. Tabii. Peki Aylin, sence Nagihan'ın planını bildin mi? Mehmet'le konuşması farklı, Yattara'yla farklı, Yılmaz Morgül'le, Tuğba Özay'la. Yani çözümleyebiliyor musun sen? Çözümleyemiyorum ama ortada bir mikser durumu var izlediğimiz kadarıyla. Ama kimse de çıkıp demiyor ki hani tamam böyle bir şey konuşuluyor o zaman yüzleşelim. Yani Atakan'a gidip kimse demiyor ki sen kardeşim böyle böyle mi dedin? Hani dedin mi demedin mi dediysen neden dedin? Yani herkes konuşuyor herkes bir fikirde bulunuyor ama hep kendi aralarında. Yani ben Mehmet'le Yattara'nın bir anda bu kadar net dönüş yapabilmesine, Nagihan'a bu kadar çok hak verebilmelerine çok şaşırdım. Hani bunun altında yatan ufak ufak sebepler mi var? Acaba Atakan'dan sezdikleri bir durum mu var? Bunu düşündürttürüyor. Ama takıldım başka bir noktada. Şimdi Eda geldi mesela elendikten sonra. Hani orada bir abla edindim, bir abi edindim dediği isimlere şu an çok dolu. Yattara benim işte Mehmet erkek kardeşim, Ezgi kız kardeşim derken şimdi diyor ki hani onları sokacağız potaya. Yani bilmiyorum bana çok enteresan geliyor bunlar. Keşke arkalarında dursalar birbirlerinin. Çünkü değil mi? Ben en zor anımda yanımda olanın hayat boyu arkasında olurum. Ben Survivor'ın en zor dönemini yaşadım oradayken. O yüzden de şu an... En zor dönemi olduğuna emin misin? Ya, bence en zor dönemiydi. Ne barınağımız vardı, ne oyun kazanabiliyorduk. Yaşantı gerçekten. Açısından evet. Yaşantı açısından, aynen. Psikolojik olarak şu an tabii daha zor. Daha zor. Kaotik tabii. Diyeyim daha doğrusu. Çünkü kaos var olduğu anlaşılmayacak bir bir de şöyle bir şey var. Mesela şimdi yavaş yavaş Nagihan Yattara'ya yaklaşmaya çalışıyor. Çünkü eskiden Yattara'nın yanında bir Ezgi vardı. Bir de Ebru vardı. Hı hı. Şimdi Ebru Yattara'yla iyiydi. Ama Ebru elendikten sonra, Ezgi de Atakan'a yaklaştıktan sonra, Atakan'la şu an iyiler. Yattara bir yandan da Atakan'ın da sonuçta bu yarışmayı bir kişi kazanacak. Ve Yattara kendini Atakan'ın yerine ya da takımda liderliğe, SMS'de şampiyonluğa koymak isteyen biri bence anladığım kadarıyla. O da bunun yollarını aradığı için biraz meyilli. Nagihan da bunu gördüğü için bence şu an o yalnızlıkla Yattara'ya sığındı. Yattara da erkek kardeşi Mehmet'i aldı yanına. Şu an Atakan'la ilgili ne yapabiliriz? Eğer Atakan şu süreçte sessiz kalmayı başarırsa çok iyi. Atakan ama başarabilecek mi peki ya? Bence, bunca olay dönerken ne kadar sessiz kalabilir? Bence başaramayacak. Benim en çok şaşırdığım nokta Yattara şu ana kadar benim gözümde her zaman en dürüst, adada en dürüst kişilerden birisidir. Hı. Ve gerçekten çok da seviyorum. Çok da karakterli bir insan. Çok şaşırdığım nokta Nagihan'dan
böyle yani, çünkü Nagihan'ın bir orada bir orada olduğunu gördüğü halde Nagihan'dan bunları duyar duymaz neden gidip de Atakan'la paylaşmadığını ya hem şaşırdım hem inanamıyorum. Bence çok yakındır bunu duymamız. Çünkü ortada dönen bir şey var. Tamam, oyunsa oyun oynayalım. Bence Yattara'nın tavrı ve Yattara'nın gerçekten düşündüğü kafasındaki fikir değil bu. Çünkü Yattara bence doğruyu doğru bir şekilde gitmek isteyecekti. Peki Nagihan arkasından değil de yüzüne konuşarak ilerleyecekler. Peki Nagihan Atakan'dan korkuyor mu ki böyle bir hamle yapıyor? Ya da neden bunları yüzüne karşı söylemiyor? Potaya kendi çıkarılacak diye ki biliyorsun Yattara ile bir araya gelindiği zaman yani neden kendi ismini ön plana atmıyor? Neden güçlü bir rakibi söylüyor? Ya bunlar da çelişki değil mi? Bence Nagihan şurada korktu. Ben öyle hissettim. Bireysel dokunulmazlık oyununda Atakan'ın Ezgi'yi destek, yani o kadar destekliyor olması onun kafasında bence bir soru işareti oluşturdu. Şunu sordu bence kendi kendine. Ya Ezgi'yi destekliyor, ben de oradayım sonuçta ve biz birleşmiştik. Yani küçük de olsa, kısa süreli de olsa birleştik. Şimdi burada da Ezgi'yi destekliyorsa ben şu an burada kaybettiğim anda potaya girebilir miyim acaba düşüncesi oluştu bence orada ve o yüzden aslında bırakmak istemedi ben. Ya öyle hissediyorum. Bunun hemen arkasından da bu konular açılınca ya korkuyor bence, ben öyle düşünüyorum. Peki bir soru soralım o zaman. Atakan'ın potada olmaktan korkup korkmadığı ile ilgili TV8'in ekran uygulamasındaki ilk sorumuz. Atakan potada olmaktan korkuyor mu? Evet, hayır şeklinde iki seçeneğimiz var. Bakalım ne olacak? Şimdi bir de stüdyomuza dönelim. Bir yorum varmış, hemen alalım. Ben burada Nagihan'ın yapmaya çalıştığı hareket bence bir taşta iki kuşu vurmaya çalışıyor. İki mi? En az beş. Beş, altı. Bir taşta kuş katliamı diyelim o zaman. Nagihan burada hem öcünü almaya çalışıyor, Yattara ismini söylediği için. Hem de Atakan'ı yalnızlaştırmaya çalışıyor. Çünkü Mehmet ve Yattara iyice Atakan'dan geri çekilmeye başladı. Onun hakkında bayağı şey falan dediler. İşte kardeşim değil artık falan filan demeye başladı Mehmet. Yani burada Atakan'ı yalnızlaştırmaya çalışıyor. Hem de SMS'inin düşmesini bence istiyor Nagihan burada. Yani böyle giderse ne olacak? Nagihan bence yavaş yavaş elenir diye düşünüyorum yani. Karşıt görüşte olan kimse var mı aranızda? Yok, katılıyoruz tabii ki. Ama ben şunu düşünüyorum. Atakan zamanla Yattara'dan biraz uzaklaşacaktır ve diyecektir ki ya ben Yattara ile yürüyeceğime Nagihan'la yürüyeyim. Çünkü o da tespit edecektir. Hani Nagihan'ın bir orada bir burada olduğunu zaten görüyor. SMS olarak da Yattara'dan daha zayıf olduğunu hissedecektir. Şimdi ben de mantık olarak Yattara ile finale gideceğime Nagihan'la gitmek isterim. Peki seyircilerimizden o zaman bir alkış alalım. Bir dakika. Bize öyle mi? Değil. Nasıl bir dakika? Soru sormadım. Bravo. Nagihan'ı haklı görenler alkışlasın. Haklı görmeyenler alkışlasın. Bak, burada aşağı yukarı 100 kişi var. Bir kişi. O haklı görene bir mikrofon uzatalım. Akraba mısınız Nagihan'la? Mikrofonu uzatalım. Mikrofonu alalım. Merhaba. Dinliyoruz. Öncelikle. Ben Nagihan'cıyım bu arada. Hem Nagihan, Serkay. Benim bu sene tuttuğum yarışmacılar farklı takımlarda. Ben Nagihan'ın arkasındayım sonuna kadar. Ve yaptığını bir taktik olarak görüyorum. Ve bence Survivor yarışmacısı bunu yapmalı diye düşünüyorum. Bir yorum daha var, hemen alalım. Nagihan'ın yaptığı strateji bence gayet mantıklı. Olması gerekeni yapıyor. Peki, teşekkür ediyoruz. Şimdi bir hatırlatma yapıyoruz. Nagihan'ı haklı gören iki seyircimizi öğrendik. Şimdi bir hatırlatma yapalım, devam edelim. Siz de bizlere ve stüdyodaki konuklarımıza soru sormak istiyorsanız yapmanız gereken BIP uygulamasını telefonunuza indirmek ve Survivor kanalını takip etmek. Evet, seyircilerimiz de ikiye bölünmüş demek isterdim ama iki. Çok şey gibi oldu. Semihler iki kişi, sekiz kişi, öyle bir bölüm mü oldu? Evet, yani biraz farklı bir bölüm evet oldu. Kızlar yani, ne diyeceksiniz? Bu durum ünlüler cephesinde neleri değiştirir? Aylin, sana sorayım önce, bir farklı cepheden yorum almış olayım. Yani yüzleşme yapmazlarsa böyle içten içten çıtırdamalarla ünlüler takımı büyük bölünmelere gidecektir.
bir an önce olayları netliğe kavuşturmaları lazım ki ben yani bir adadasın, ne kadar uzun süre bazı şeyler saklı kalabilir. Çok yakında büyük bombalar patlayacak ve bu işten en zararlı çıkan da eğer söyledikleri doğru değilse Nagihan olacaktır. Gitmekten bu kadar korkarken gitmeye çok çok da yakınlaşacaktır bu sebeple. Peki Atakan korkuyor mu diye bir soru yönelttik TV8 yan ekran uygulamasından. Bakalım oranlar ne olmuş? Hızlıca bir yanıtlayalım. %100. Atakan potada olmaktan korkuyor mu şeklinde olabilir bir soru. Seda %100 diyor. Ben öyle bir oranı henüz görmedik bunca zamandır. Gelsin ekrana, gelebiliyorsa hemen paylaşalım izleyicilerimizle. Burada farklı farklı yorumlar var ama bakalım ne olacak? Evet %75 hayır, evet %25 hayır, %75. Şaşırttı mı Seda bu sonuç seni? Yani birçok burada oylama yapıldı. Bu tür anket yapıldı yani. Birçok şeyde %90'ları, %88'leri gördük. Öyle bir oran bekliyorum. Fark var ciddi. Evet %25'lik demek ki korkuyor oylamadan diyenler hala var. Peki şu açıdan baksak Atakan'ın hareketleri, şimdi hep lider dedik, hatta Hakan'ın da sürekli söyledi, apoletiyle geldi. Yani ciddi bir yük dedi ama ne zamandan beri Atakan'ın hareketleri böyle irdelenmeye, neden bunu yapıyor, arkasında ne var, B planı ne diye düşünülmeye başlandı sence? Ya aslında şöyle bir şey var, Atakan istese hiç bu topların altına girmeyip yarışını yapıp tek başına da böyle yolunda da gidebilir. Yanında olmak isteyenler her türlü yanında yine olurlar. Ama kendisi sadece tek başına kendini düşünmüyor bence. Yani onunla birlikte, onun yanında olanları, onunla birlikte hareket etmek isteyenleri de destekliyor. Çünkü diğer türlü Atakan hiç konuşmasa da zaten performansıyla ve SMA, yani oylama birinciliğiyle istediği kadar devam edecektir. Burada artık yavaş yavaş Nagihan'ın ileriyi gördüğünü düşünüyorum. Yani bugün benim yanımda ama Atakan ileride olmayacaktır ve ben potaya girip bir şekilde gideceğim düşüncesine kapıldığı için kendine en azından Atakan kadar güçlü Yattara'yı çekip bir grup oluşturmak ve o grubun içerisinde de kendini ilerletmek istiyor diye düşünüyorum. Peki şu açıdan da bir baksak Hakan, Nagihan ve Tuğba hanım ağalık dönemi bir kenara, sonra Nagihan'ın Tuğba'yı bir kenara bırakması, Atakanlarla hareket etmesi, şimdi yaşananların her şeyi Tuğba'ya tekrar laknen açıklaması. Yani Tuğba bu olayların neresinde? Nerede görüyorsun? Nagihan neden her şeyi hala gidip Tuğba'ya anlatıyor? Tarafında olabilmek için mi? Ne yapmaya çalışıyor? Amacı ne? Bence Tuğba şu an doğru yapıyor. Biraz olayların üzerine gitmek yerine olayların ona gelmesini bekliyor ki öyle de oluyor. Çünkü Tuğba biraz daha ses çıkarmaya devam etseydi hani hedef haline gelebilir. Mesela bu akşam belki Tuğba yazacaklar ama Tuğba'nın yazılma ihtimali bence şu son 3-5 gün baktığın zaman söyleyecek. Evet yani Tuğba olamazsa Tuğba yazacaklar ki bence olamaz. Son 3-5 güne, bir haftaya 10 güne baktığımız zaman Tuğba'da gerçekten bir böyle hedeften çıkma var yani. Şu an ilk hedef Tuğba değil, işte kimdir? Şu an radarda gezenler Yunus, Mehmet, sonra Yılmaz Morgül, böyle geziyor şu an. Şunu söyleyeceğim ben. Şimdi Survivor başladığı zaman bir lider oluşturulur ama zamanla bu liderden kopmalar şu şekilde olur. Şimdi konseye gidiyorsunuz. Konseye gittiğiniz zaman, konseye giderken şöyle bir şey oluyor. Eğer siz bir grubun lideriyseniz ya da adanın lideriyseniz, yavaş yavaş şöyle olmaya başlıyor. İşte mesela sen lidersin diyelim. Ya Tuğba, işte bugün kimi yazalım, ne düşünüyorsun sen falan diye konuşulmaya başlanır. İkinci olarak da SMS'te birinci çıkan, işte ikidir zaten Atakan oluyor, bir isim söylüyor. Şimdi birini söyleyeceksin, söylediğin kişi sana düşman olacak, bu kesin yani. Yavaş yavaş o lidere karşı da cepheler oluşuyor. Herkes de şunu görüyor ki Atakan da bir oy adada, Yılmaz Morgül de bir oy, Mehmet de bir oy. Tabii. Yılmaz'la Mehmet toplam iki oylar ama Atakan hala bir oy. Demek ki biz birkaç kişi bir araya gelirsek Atakan'ın da karşısında durabiliriz. İşte atıyorum Serkay'ın da karşısında durabiliriz, Semih'in de. Herkes bir gücünün farkına varıyor. Oyun kazandıkça anlık olarak egolar ve şeyler, psikoloji değişiyor. Bunların hepsi bir araya geldiğinde şu an tabii Atakan'a karşı ufak ufak bir cepheleşme var. Çünkü Atakan geldiğinden beri hem SMS şampiyonu olarak hem adadaki liderliğiyle söylenen herkesin üzerinde ismi var. Yani Atakan yüzünden söylendi diye herkese söyleyebilirsin yani. Hani Ezgi dokunulmazlığı alsa, bireysel dokunulmazlığı, Ezgi bile gidip şey diyecek, kimi söyleyeyim sence? Atakan diyecek. Tabii. Şimdi böyle bir noktada Atakan'ın hedef olması bence çok normal diye düşünüyorum. Tuğba da sessiz kalarak bence şu an hedeften çıktı ve partiyi garantiledi. Mantıklı bir hareket diyorsun. Çok mantıklı. Parti birleşmeyi bile garantiledi. Birleşmeyi garantiledi çünkü bu adadan gidecek isimlerin bana göre sırası 1,
Yunus'tur ki bu hafta bence Yunus gelecek. %99 bana öyle geliyor. İkinci isim Mehmet'tir. Üçüncü isim Tuğba ile Yılmaz aynıdır. Bakalım. Yani Nisan ayı biraz erkeklerin haftası şey ayı olacak. Erkekler gelecek. Yani kadınlar daha ön plana çıkacak ve adada kalmaya devam edecek. Bu arada hatırlatmamızı da yapalım. Yarın Nihal bizimle birlikte uzunca bir aradan. Geliyor mu? Geliyor. Yarın Nihal. Nihal'e bir alkış alalım mı? Geliyor. Aynen. Yarın Nihal burada. Özledik ya. Sorularınızı şimdiden hazırlayabilirsiniz. Aylin senden de bir yorum alıp devam edeceğiz. İnşallah kaybolmazsa yarın burada. Yolda kaybolmazsa. Şu Nagihan'la Yattara yeni bir ittifak mı ne sence? Farkındalık mı yaşadılar? Ne olacak? Yani hani bir de senin yorumunu duymak istedim. Arada kaldı çünkü. Ben şöyle düşünüyorum Nagihan'ın stratejisinde. Nagihan Atakanlarla belirli şeyler konuşuyor. Yattara ve Mehmet'le belirli şeyler konuşuyor. Tuba ile ayrı şeyler konuşuyor. Burada da amacı bence şu. Hani hangisinde daha az kârla çıkarsam onunla da yaşantıma devam ederim. Yani burada bir bu olayda benim konuştuklarım gün yüzüne çıktı. İşte yalansa söyledikleri eğer yalanları ortaya çıktı. Bu tarafı kaybetti. Bu cepheyi de kaybetti. En azından tutunabileceğim bir cephe olsun diye bence bu şekilde bir bölünmeye gitti. Hani herkese toplu bir şekilde değil de ayrı ayrı konuşmasının altında bu yatıyor bence. Atakan'a karşı tavırları da şunu sorgulamaya başladıklarında değişti bence. Nagihan güçlü diye hani bir başkasının gidebilmesi için Nagihan'ı potaya sokalım. Yattara güçlü diye sokalım. Bu sefer diyorlar ki neden Atakan'ı sokmuyoruz ki? Aslında en güçlümüz o. Yani hem SMS birincisi hem oyunlarda performansı çok iyi. Hani biz neden riske atıyoruz kendimiz? Neden kendisi riske girmiyor? Bunu sorgulamaya başladıklarından beri böyle Atakan'a karşı bir cephe almaya başladılar diye düşünüyorum. Seda bu sorgulama ne zamana kadar devam eder sence? Bu sorgulama ne zamana kadar ki varsa devam eder? Sence? Bence takımdaki bu zayıf halka olarak görünenler elendikten sonra artık yani bir dedikleri gibi bir kemik kadro kalmaya başladıktan sonra artık şey diyebilirler. Şu zamana kadar hani bizdik öne atılan kişi, güçlü bir rakip olarak görünüyorduk. Mesela Yattara için söyleyebilirim. Evet Yattara güçlü bir rakip olarak öne atılmış olabilir. Hadi Atakan sıra sende. Şimdi sen at. Çünkü sen en güçlümüzsün. Çünkü biz bunu göndermek istiyoruz diyebilirler. Bence buraya kadar bu devam eder. Ayrıca şunu da düşünüyorum. Yani bu akşamki bölümde böyle bir şey olacak mı bilmiyorum. Yani hiçbir fikrim yok ama bir yüzleşme söz konusu olursa eğer, yani Nagihan dayanamayıp ya da Yattar ya da Mehmet dayanamayıp Atakan'la yüzleşmek isterlerse böyle bir durumda Mehmet'in tepkisini de Atakan görürse bence potaya Mehmet bile girebilir ve ilk Yunus'tan önce Mehmet bile gidebilir gibi geliyor bana. Peki şu açıdan da tepkisini gördüğünde yani çünkü bu kadar bir anda sert bir tepki vermiş olduğunu görürse eğer Mehmet'in çünkü dinlemeden her şey değişebilir. Değişebilir evet. Peki şu güne kadar sence Hakan Atakan daha doğrusu Ezgi ve Mehmet'i gereksiz yere mi korudu yoksa kendi çıkarları için mi? Çünkü Mehmet'i de kendi boyunduruğu altına aldı. Ezgi'yi de. Ya ben Atakan'ın böyle çok büyük hesaplara girdiğini düşünmüyorum. Çünkü baktığın zaman adam performans olarak adanın en iyisi. SMS olarak da kendi takımının en iyisi. Niye böyle dertlere girsin ki? O sadece Ezgi'yi, Mehmet'i biraz daha kendine yakın gördüğü için, sevdiği için öyle konumlandırdı. Ya da onlar konumlandı açıkçası bence baktığın zaman. Yani Survivor'da bu pota çok enteresan bir şey. Yani bu elenme potasına girmek. Bakın şimdi tek tek şey yapayım ben size. Yattara. Nagihan Yattara'nın adını söyledi. Bir anda biz bambaşka bir Yattara görmeye çalıştık mesela. Yani artık Atakan'a bile bayrak açtı Yattara. Ben lider olacağım dedi. Aynen. Bundan sonra göreceksiniz. İkinci olarak nasıl Yılmaz Morgül. Kendisini yazdılar diye bir bunalıma girdi, triplere girdi. Böyle nasıl diyeyim? Benim gibi kuvvetli bir yarışmacıyı nasıl yazarlar dedi. Barakasını ayırdı. Üçüncü olarak Yunus. Yunus takım kendisini yazdı. Bir de yazıp da İşte hani yanında olmadılar diye oyunlara çıkmadı. İşte o da bir bunalım yaşadı, küstü falan bir sürü şey yaşadı. Dördüncü olarak Nagihan. Nagihan da işte Yattara'yı aday gösterdi karşılığında. Böyle bir anda taraf değiştirdi. Oraya gitti, buraya gitti. Yani adada yapmadığı şey kalmadı. Bayağı bir dağıttı ortalığı. İşte Survivor'da her şey güzeldir ama ne zaman ki sizi böyle topun ucuna koyarlar... O zaman böyle her şey deli fişek gibi dönersiniz. Bu herkes için geçerlidir. Seda'yı da yazsalardı Seda'nın da karakterine bir değişim olurdu orada. Olur muydu? Olurdu tabii ki. Yani çok farklı bir psikoloji. Çok hoş bir durum değil. Adı şey konseyde otururken bir anda senin adını yazılmış olarak görmek ya da birinin seni söylemesi.
Çünkü kendine çelişiyorsun, inanılmaz sorular sormaya başlıyorsun. Acaba neden, acaba nasıl bunun üstesinden gelebilirim ya da kendime nasıl bir taraf seçebilirim? Çünkü o kadar bir bunalıma giriyorsun, anlık bunalıma giriyorsun bence. Tabii. Yunus'un yaşadığı, işte Nagihan'ın yaşadığı, bence bunların hepsinin tek ruh halin tamamen değişiyor. Değişiyor. Dolayısıyla yaşadıkları da tesadüf tabii, değil. Bu sefer yazılmalarının da etkisi tabii, var. Oraya gelene kadar izlediğin yol doğru mu yanlış mı? Kısa sürede öteki konseye kadar bir şekilde böyle bir manevralar yapman gerekiyor. Konseyden konseye her şey o kadar çok değişiyor ki. Yattara kendini savunurken ya, benim ismim neden yazıldı diye. Şimdi ben neden Nagihan'ı yazdım? Hiç normal bir şey diyordu. Şimdi kendi ismi yazılınca düşünceleri tamamen değişti. Bak Survivor nasıl bir yarışma biliyor musun? Bir pirinç tanesi ya da ağzından çıkacak bir kelime sana Survivor'ı kaybettirir ya da kazandırır. Bu kadar. İnce bir çizgide gidiyorsun o 100-120 gün boyunca. Şimdi bir de şöyle bir şey var mesela. Bir grup oluşturduktan sonra herkesin o grup içerisinde bir sıralaması oluyor. İşte önce şu an tamamen uydurmaca bir isim söylüyorum. İşte Yılmaz Morgül, Tuğba Özay, Yunus Günçe, Mehmet gidecektir diye. Hayır. Bu şekilde yalnız öyle oldu. Doğru oldu o yüzden. Öyle gidecektir diye düşünülürken bir anda kendi ismini potada görmek de sarsabilir. Yani bu sırada ben olmamalıydım. Ya çünkü ben bu potanın içine girmemeliydim diye düşünmeye başlıyorsun. Ve eğer ki bunu düşünme sebebinde biraz iyi olduğunu hissediyorsan, o zaman diyorsun buradaki güçlü takımda benim ismim yazılıyorsa ben de güçlüyüm. Artık kendim için bir grup herkes kendini bir yerde zaten diğerlerinden güçlü görüyor. O da ciddi bir özel eşleşme. Mesela evet. Sahilde, çok pardon, sahilde Nagihan Tuğba'nın yanına geldi. Dedi ki yani dedi artık dedi isyanını dile getirdi. Dedi ki bundan sonra dedi benim için adada en güçsüz kimse onu yazacağım. Böyle yapmamız lazım değil mi Tuğba dedi. Tuğba da böyle yapıyor. Yani. Çünkü biliyor en güçlüden biri. Ama hani Nagihan da rahat rahat bunu Tuğba'ya söylüyor. Tuğba da hani şey yapıyor böyle. Çok enteresan her şey. Çok ince dengeler gerçekten öyle. Hassas dengeler daha doğru olacak. Aynen. Bir yorum alalım hemen dinliyoruz. Evet merhabalar. Benim sorum Hakan Bey'e olacak. Buyurun yine efendim. Her zamanki gibi. Buradayım. Şimdi ben arkadaşların dediği yoruma katılıyorum. Bir yarışmacının mutlaka kendine göre taktikleri ve izlediği yol mutlaka olmalı. Ama benim kafamda şöyle bir soru oluştu. Şayet bu Nagihan ve Atakan söz konusu olunca tabii size sormam gerekiyor bu soruyu. Bu Nagihan'ın yapmış olduğu bu durumdan Atakan'ın haberi olursa Adana'nın durumunu nasıl değiştirir? Yani Atakan bunu söyledi, Yattara'nın ismini vermemi istedi. Bu durumdan Atakan'ın aşikar bir şekilde haberi olursa ki Atakan agresif, sinirli ve aşırı tepkili bir insan. Açlık durumlarında bile zıplatabilecek derecede hani böyle tabii, aşırı tepkileri olan bir insan. Hani sinirli ve agresif, biz evet, biliyoruz Atakan'ı yani. Ben bu durumdan çok çekiniyorum, o yüzden sizin yorumlarınızı almak istiyorum. Ben Survivor'da iki yolu mübah görüyorum. Bir, kendi çizdiğin yol. İki, arkandan yürüyen için ben şampiyon olamam ama finale gideyim bari onun ayak izlerine basayım diye seninle aynı yoldan gelirse. Nagihan'ın durumu ne biliyor musunuz? Kadıköy'ü bilir misiniz? Orada bir hani boğa heykeli vardır altı yol diye. Heh. İşte Nagihan orada şu an altı tane yol var Nagihan. Yani altı tane yol aynı yere çıkmaz ama işte. Finale giden yol onlardan biri doğrudur ve hep ondan gitmeniz lazım. Yanlış da olsa bir duruşunuz bir... nasıl diyeyim size, bir yolunuz olmalı. Mesela Semih, evet finale kadar gidecek. Yolu doğru veya yanlış ama aynı yolda kaldığı sürece. Şu an aynı yolda gidiyor. Ama o yolda kalması lazım. Nagihan bu konuda yanlış yapıyor. Ha, Atakan Nagihan'ın bu olaylarını duyarsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Çünkü Atakan Nagihan'ı zaten şu an kullanıyor. Yani belki birçok şeyden haberi var. Belki Mehmet başka bir görev üstleniyor şu an Nagihan'la ve Yattara ile konuşarak. Onu da bilemeyiz. Çünkü hiçbir şekilde güvenmediğini söylüyordu. Nagihan'ın kendisine dönüşünün arkasında hiçbir şekilde güvenmediğini ve Nagihan'ın bir amaç taşıdığını düşündüğünü arkadaşlarıyla zaman zaman dile getirip konuştu. Yani şüpheleniyordu, şüpheli yaklaşıyordu Nagihan'a. Bir şey bekliyordu. Yani onun için... Nagihan karşı tarafı satarak buraya geldi Atakan'ın yanına. Öyle bir durumda, yani hayatta da böyledir. Atakan da şunun farkına varmalı ki... Orada dostunu ya da beraber yürüdüğünü satıp benim yanıma gelen bir gün gelir beni de satar. Bence Atakan bunu biliyordur. Kim kime ne kadar güvenecek zaten bunu göreceğiz, görmeye aynen, çalışacağız. Ne derece olur? Konsey sonrasında yine neler değişir bilmiyoruz ama kısa bir reklam arasına gitmemiz gerekiyor. Ardından buradayız. Bence bu turun geride kalabiliriz. Ben bununla oynayacağım. Havuzda falan yalan çıkmış.
başka. Öbür oyununda takım tarafından oynatılmaması yönünde karar alınan Semih ve gönüller arasında gerilim tırmanıyor. Semih neyi davası olarak görüyor? Benim de o zaman davam nedir? Biz iki kişiyiz. Birazdan... Survivor'a veda eden isim bu akşam belli oluyor. Konseyde ismi söylenecek üçüncü kişi kim olacak? İki adayımız var. Üçüncü aday çıkacak. Onun sonrasında da kimin gittiğini hep beraber öğreneceğiz. Birazdan. Ödül oyununda takım tarafından oynatılmaması yönünde karar alınan Semih ve gönüller arasında gerilim tırmanıyor. Semih neyi davası olarak görüyor? Benim de o zaman davam nedir? Biz iki kişiyiz. Birazdan. Oyundaki gerginlik gönüller adasına taşınıyor. Yapma be! Evet, oy çokluğu olmak zorunda abi. İki taraf arasında konuşulanlar ve değerlendirmeler birazdan Survivor Panorama'da. Bu da benim davamdır o zaman. Reklamlardan sonra ünlüleri konuştuk ama sıra geldi gönüllere. Biliyorsunuz bir ödül oyunu oynandı ve ünlüler kazandı. Ama onun öncesinde ise gönüllüler bakın neler neler yaşadı. Semih'le yaşanan tartışma güne damga vurdu. Böyle dörtlü başlama olmadı. Sen ikinci bir tur girer. Şey yok. Olur mu? Bu bence bu turu geride kal abi. Ben bununla oynarım. Havuzda falan yavaş yavaşsın. Nasıl? Havuzda falan bazen yavaşlıyorsun suda. Havuzda mı? Ama bu daha farklı konsantrasyon falan gerekiyor. Ben o çok böyle. Yapma be. Oy evet, oy çokluğu olmak zorunda abi. Yapma be. Tamamdır, kararınızı arkadaşlar. Öyle mi? Kaybedilirse ne olacak? Kaybedilmeyecek abi. Dün 5 kişi kazandık. Tamam, bence kaybedilirse ne olacak? Kaybedilirse aç kalacağız. Tamam işte niye ben aç kalacağım? Sen kaybetsen ne olacak? Ama genel olarak istatistiksel olarak kaybetmiyorum. Ama kardeşim sen bakacaksın. Seçim yaparken seni seçtiği tamam. İnsanlarla benim seçtiğim kim, insanlar aynı kim değil. Hayır ben oynamak istiyorum ama oynamasın diyorlar. Yine kinle nefretle alınmış bir karar. Yo, dörtgendeyiz abi. Sayıdan dolayı önde gidiyoruz. Şeyimizi bozmak istemiyoruz. Siz birinizin iyi. Tamam oynamayayım abi o zaman. O zaman ben şöyle düşünüyorum abi. Çoğunluk diyorlar ya. Benim de o zaman davam nedir? Biz iki kişiyiz. Onları teke indirene kadar ben de bunların gitmesini istiyorum çoğunlukta. Bu kadar basit. Aynen, tamam. Bu bir duruştur. Haklı mıyım? Haklıyım. Sonuna kadar haklıyım. Nihal'i nasıl korudular iki ay? Ondan sonra kendileri yazdılar. Bak yiyecekleri kişi de Zafer'e yakındı. Söyleyeyim. Abi ben hayatımda bu kadar... Ben cevap vermiş bir şey sabretmedim hayatım. Abi ya cevap vermeyeceğiz ya da başka bir çözüm bulun görürüz. Bence kapayacak kendisini abi. Bence cevap vermeyeceğiz. Bana mı söylüyorsunuz? Bak tahrik diyorsunuz şimdi siz beni oradan tahrik ediyorsunuz. Kendi aramızda konuşuyoruz. Tamam, ben buradayım konuşuyorum. Duyuyorum. Yani, tamam o zaman uzaklaş. Duyuyorum. Kendi aramızda konuşuyoruz. Duyuyorum. Kendi aramızda konuşuyoruz. Denize girsin de bir gitsin. Bir ara denize gir temizlen. Hayır abi böyle bir şey yok yani. Bak çocuğu tek başına vurmuşlar saldırı öyle anlaşılır mı? Yani üstte yürümeler, bilinçli hareketler falan. Bu ne abi? Psikolojik yer dayanamıyorsan gideceksin yani. Oyundaki gerginlik gönüller adasına taşınıyor. Yapma be! Evet, oy çokluğu olmak zorunda abi. İki taraf arasında konuşulanlar ve değerlendirmeler birazdan Survivor Panorama'da. Bu da benim davamdır o zaman. Gerçekten tartış bitmeyecek. Şimdi Semih önce dokunulmazlık oyununda oynamak istemeyip ardından bu oyunda oynamak istemesi diğerlerini gerçekten de biraz kışkırttı gibi. Kimi haklı görüyorsunuz? Önce Seda senin yorumunu alayım. Ya ben kesinlikle bir dokunulmazlık oyununda istemeden oynamaya karşıyım. Bunu Semih karşıtı ya da Gizem karşıtı olarak değil... Böyle bir oyunda Serkay da oynamasa karşı olurum, Atakan da oynamasa karşı olurum. Çünkü bu Survivor'un en önemli oyunu ve herkes orada bir şeyler için mücadele ediyor. Gitmemek için mücadele ediyorsun öncelikle ve bunun en temeli dokunulmazlık oyunu.
Kendine güveniyor olabilir, evet. Yani zaten herkesi göndermek istiyor da olabilir. Ona da saygım var. Çünkü bu da bir Survivor'un parçası. Ama yarış ve olmazsa gönder. Yani bu konuda katılmıyorum. Ama dünkü ödül oyununda katılıyor muyum kısmına şöyle. Evet, o da onun bir düşüncesi, bu da bunun bir düşüncesi. Oynamak istiyordur. Öyle de bir hakkı var sonuçta. Bence dün oynayabilirdi. Yani o onun düşüncesi ama orada yemek yiyebilmek adına eminim o da mücadele edecekti. Çünkü aç kalmak kimse istemeyecektir. Onun düşüncesidir, saygı duyalım. Diğerinde o zaman konuşmayalım deyip diğer kalan 5 kişi bence bunu bir şekilde ekarte edebilirdi diye düşünüyorum. Yani senin bıraksaydı oynasaydı. Yani dünkü şeyde ödül oyununda evet oynayabilirdi. Ne kadar çünkü Semih'e böyle bir şey için karşı çıkarlarsa Semih daha çok haklı duruma düşecek burada çünkü. Tam dokunulmazlık oyununda o onun bir isteğiydi. Zaten onlar da istemedi bilerek vereceğini bildiği için. Oynatmak istemediler. Ama ödül oyununda sonuçta herkes burada bir şeyler yiyebilmek adına, karnını doyurabilmek adına yarışıyorlar. Keşke bıraksalardı da Semih orada yarışmak istiyorken yarışsaydı diye düşünüyorum. Peki izleyicilerimiz bakalım ne düşünüyor? TV8'den ekran uygulamasından bir sorumuz var. Hemen paylaşalım. Gönüllüler Semih'i oynatmamakta haklılar mıydı şeklinde bir soru. Bakalım oranlar ne çıkacak? Aylin sen ne düşünüyorsun? Dokunmazlıkta oynamayıp bu oyunda oynamak istemesi sonuçta bir de kaybettiler. Semih olsaydı kazanırlar mıydı? Ne olurdu? Bence dokunulmazlıkta oynamamayı seçen bir tarafın hiçbir oyunda oynamaya zaten hakkı da yoktur bence. Hani bu böyle bir hakları var. Oynamayacaksın diyebilme gibi bir hakları var. Diğer bir taraftan Semih oynasaydı kazanılır mıydı? Bu da tartışılır bir konu. Çünkü şimdi Semih'in puan aldığı kişiler Yunus'tur, Yılmaz Morgül'dür, Mehmet'tir. Yani bu istatistik zaten var. Atakan 8 oyun almış, Semih 1 oyun almış. İşte Yattar 6 oyun almış, Semih 5 oyun almış. Zaten oyuna çıksaydı da Semih, yani Semih oynasaydı bu oyunu kazanırdık. Semih oynamadığı için kaybettik gibi bir şey bence doğru değil. Oynatmama gibi bir hakları vardı. Bence doğru da yaptılar. Çünkü dokunulmazlık oyununda takımı yarı yolda bırakan bir kişiysen sen de buna mahkum olursun orada. Sonuçta kaybettiler ama ne olursa olsun zaten Acun Bey'in de orada söylediği gibi artık bir orta nokta bulmak zorundalar. Ya konuşacaklar Semih dokunulmazlıkta oynamayacaksın, ödül oyununda oynayacaksın. Ya da ikisinde de oynamayacaksa da bu oyun alanında tartışılacak bir konu haline gelmemeli. Bunun artık çözümlenmesi gerekiyor. Kesinlikle gerekir. Çünkü yani ister istemez hem performanslarına hem motivasyonlarına çok büyük eksi etki ediyor bu konuşma. Yani artık bir karara bağlansın. İki tarafında artık gönlü hoş olacak şekilde hani nasılsa oynamak istemiyorsa dokunulmazlıkta oynamasın. Ama ödül oyununda da oynamasın. Ya da oynayacaksa bu artık sürekli orada dile getirilen bir konu olmasın. Yoksa daha çok oyun kaybedecekler bu şekilde. Peki izleyicilerimize dönelim. Hemen bir yorum alalım. Dinliyoruz. Semih'in hakkında şöyle düşünüyorum. Şimdi dokunulmazlıkta kendi oynamak istemedi. Bir ikinci turda seni oynatacağız denildi zaten. Semih sadece birinci tur oynamak istiyorum diye diretince ilk turda bakıldığında 4-2 zaten gönüllüler öndeydi. Tekrardan yani oturmuş bir kadroyu bozmaya gerek yoktu. Semih ikinci turda oynatmamaları bence çok doğru bir karardı. Sen dokunulmazlık oyununda oynamıyorsan biz de çoğunluk olarak ödül oyununda seni oynatıp senin kazanacağın yemeği yemek istemiyoruz diye düşünmüş olabilirler. Peki Semih'i haklı gören de bir yorum alalım. Semih'i kim haklı görüyor aranızda? Bir dinleyelim sizi. Merhabalar. Ben arkadaşımıza katılmıyorum. Çünkü Semih kendi hür iradesiyle dokunulmazlıkta oynamamazlık yapmadı. Daha önce takım arkadaşları oyunu sattığını, Gizem Kerimoğlu'nun oyunu sattığına inandığı için onları oynatmak istemedi. Zaten Semih'e en baştan beri cepheli oldukları için bu keskin ve net duruşları vardı. Semih de bunun önüne geçebilmek için geçen hafta dokunulmazlıkta oynamadı. Ödül oyunlarıyla dokunulmazlık oyunlarını ayırt etmek gerekiyor. Ödül oyunlarında Semih oynamadığı zaman zaten aç kalıyorlar genelde. Ben Aylin Hanım'a bu anlamda katılmıyorum yine. Kusura bakmayın ama. Çünkü Semih takıma gerçekten güç katıyor. Serkay dün 3'te 0 yaptı. Semih bir önceki ödül oyununda gene 3'te 3 yaptı. O yüzden bence takım içinde bunu kendileri çözmeleri gerekiyor ki Serkay birçok arkadaşını bu anlamda benim görüşümle kışkırtıyor. Serkay bu kadar sert davranmasa diğer takım arkadaşları da bu kadar sert davranacağını düşünmüyorum. Yine bu benim kendi fikrim. Teşekkür ediyorum. Peki yanıtın var galiba. Semih ile Gizem Kerimoğlu'nun aynı fikirde olduğunu zaten görüyoruz haftalardır. Gizem Kerimoğlu dün diyor ki ben atsam ne olacaktı? Ben söyleyeyim sana atsam ne olacaktı? 9-9 olacaktı. Bu kadar basit. Yani şimdi bakıldığında...
göz almak istemiyorsunuz. Peki Hakan sen ne düşünüyorsun? Şimdi gerçekten de bölünülmüş bir durumda ama Semih kendince yani dokunulmazlıkta oynamak istemiyorum. Ben kendime güveniyorum deyip bir kenara çekilebilme hakkına sahip. Ödül oyununda oynayıp oynamamak istemesi yine onun hakkı değil mi? Ne dersin? Ya şimdi Survivor bir formattır ve belli kuralları vardır. Bu da zaten az çok Acun Bey tarafından açıklanıyor. Fakat bir oyunda birinin oynayıp oynamaması, hani daha doğrusu oynamaması teamüllere yani biraz daha böyle hani nasıl diyeyim, kural demeyeyim de işin ahlaki tarafında bence yanlıştır. Hı. Yani hele ki dokunulmazlık oyununda oynamayayım, ödül oyununda oynayayım. Ya bilmiyorum, bence oynamayacaksa Semih, hiçbirinde oynamasın. O kadar SMS'ine güveniyorsa adada. Ama öyle de mümkün mü? Yani. O zaman orada ben sizin tek elenmenizi isteyeceğim. Ama ödül oyununda da ben kendimi göstermek istiyorum. Öyle bir şey yok ki. Acun Bey de ne dedi dün akşam? Dedi ki bundan sonra dedi takım kararı esastır dedi. Takım geneli nasıl bir karar alırsa çoğunluk o karar uygulanır. Sadece tek kural geçerli olmaya devam edecek. O da haftada bir kere herkes oynamak zorunda. Hmm. Yani bundan böyle biz herhangi bir oyun ödül oyununda Semih'i oynarken göreceğiz. Onun dışında Semih'i oynatmama hakkı çoğunluk karşı tarafta olduğu için Serkay, Efecan, İbrahim bunların. Dünkü oyunda Semih oynasa bence biraz daha farklı olabilirdi. Şöyle diyeyim. Dün İbrahim... Semih'in damarına basılan noktalardan bir tanesi, özür dilerim, Zafer'in onun yerine oynatılmak istemesi. Ya tabii Zafer'i ki, kendinden daha güçlü görmediği için. Tabii ki. Ya, bence zaten Semih Zafer'den daha iyi bir oyuncu. Hoş, Semih su oyunlarında çok çok iyi değil mesela. Ama Zafer de çok böyle majör ve çok garip hatalar yapıyor. Yunus da öyle. Ya kovayı unutuyor, şortunu bağlamayı unutuyor ve abuk subuk düşüyormuşuyor böyle. Komik hatalar yapıyorlar yani. Semih onlara göre çok daha akıllı. Net olarak yani. Özellikle Zafer'e göre. Dün de İbrahim 3'te 3 yaptı. Ama Semih'e karşı bu konuda çok konuşan Serkay, Efecan ve Zafer de 3'te 1 yaptılar. Evet. Yani 9 oyun oynamışlar. 3 oyun alabilmişler. Zaten 6-3 ile başlıyor karşı takım. Bu üç kişi oynadığı zaman. Şimdi Semih de konuşmaya haklı bir yerde. Ama genele baktığın zaman ben de olsam ben de derim ki kardeşim sen dokunulmazlıklarda bizim elenmemizi istiyorsun. Benim için SMS diyorsun. O zaman otur bakayım orada. Oturduğun yerde al SMS'ini derim. Ama sonuçta Gizem Kerimoğlu ekstradan bak Gizem Kerimoğlu da yani öyle bir oynadı ki sanki böyle ağır çekimde gibi. Hani o kovayla şey köyde çeşmeden eve şey taşıyan kızlar gibi taşıdı yani. Öyle bir şey yok yani. Oynuyorsan, oyuna giriyorsan hakkında vereceksin yani. Gizem Kerimoğlu da mı oynamak istemedi sence? Oynamak istemedi tabii. Yani bilmiyorum. Ya bence oynamak istememesinin zaten Gizem Kerimoğlu açısından dokunulmazlıkta da çok büyük saçmalıkları var. Ama hele burada oynamamak istemesi çok büyük saçmalık. Yani yavaş oynadı. Bunu kimse inkar edemez net olarak. Yan ekrana gelince %71, %72'de bence bakalım şey çıkar. O zaman hazırsa hemen bir ekranlarınıza getirelim sizlerin. Gönüller Semih'i oynatmamakta haklılar mıydı şeklinde bir soru yönelttik. Bakalım ne çıkacak oranlar. Ne haksız çıkar kızlar? Kim haklı olur? %71 haksız çıkar. Yani haksız çıkacaktır ama bence haklı. Bakalım oranlar ne olacak? Evet %32, hayır %68. Haklılar mıydı? Haksızlardı. Peki şimdi Semih'i konuştuk. Yani Serkay'ın birazcık burada acaba grup lideri mi olmaya çalışıyor izlenimi verdiğini düşünüyor musunuz siz? Çünkü ısrarcı olan taraf Serkay sanki biraz. Ne dersin Aylin? Yani bir lider arayışındalar mı bilmiyorum. Hani bir ya da Serkay lider olmaya mı çalışıyor? İnatlaşma var sanki. Yani işte o diyorum ya biraz zıtlaşmadan ötürü kaynaklanıyor. Çünkü... Yani bir şeyleri iki tarafta birbirine anlatmaya çalışıyor ama iki tarafta birbirini dinlemiyor esasen orada. O yüzden de hani Serkay belki daha yüksek çıkışları olan bir çocuk. O yüzden belki o şekilde bir izlenim yarattı. Ama hani ben hala bir lider istediklerine ya da bir lider oluşturmaya çalıştıklarını düşünmüyorum onların. Sesin daha çok Serkay'dan çıkmasının nedeni ne peki? Ya Serkay çünkü zaten Semih'le hiç anlaşamıyorlar ve artık... sabırlar bitiyor. Yani bir yerden sonra tamam sus diyorsun. Yani sinirlisin, sinirini atmak için uzağa gidiyor, Serkay geliyor. Hani konunun bitmesi lazım artık. Bir yerden Semih konuşuyor. Aynı şekilde o susunca bu taraf konuşuyor. Yani Serkay belki orada hani söz ona düştü belki bugün de, yarışta. Ama hani lider olduğu için o konuştu diye düşünmüyorum ben. Hepsinin genel fikriydi. Belki Serkay daha sessiz kalmaktansa konuşmayı tercih etti oyunda. Bak bir laf vardır. İşini iyi yapanlar, işini doğru yapanlar yönetici olur.
Doğru işleri yapanlar lider olur. Hmm. Serkay sadece işini doğru yapıyor. Yani Serkay'dan ancak o takıma bir yönetici olur. Lider olamaz. Lider dediğin Semih gibi olur, Atakan gibi olur. Hmm. Ama lider olman için de etrafında adam olur. Senin de adam olur. Şöyle bir soru soralım o zaman biz de sizlere. Oyunlarda kimi daha başarılı buluyorsunuz? Efecan, Serkay bir seçeneğimiz. Semih ikinci seçeneğimiz. Seda, ne eklemek istiyorsun? Eklemekten ziyade şöyle bir şey söyleyeceğim. Geçtiğimiz haftada Zafer'i Semih'i oynatmak istememişlerdi. Evet. Pardon, dokunulmazlık oyununda Gizem ve Semih kendisi söylemişlerdi. Biz oynamayalım bu oyunda diye. Bunu yani çok net biliyoruz. Hem konseyde bunu onayladı, hem adada bunu onaylamışlardı. Şimdi bunun üzerine takımın Semih'i oynatmamaları bizim için çok uç nokta bir şey sayılmadı. Yani çok %100 de biz onları haksız görmemiştik aslında. Şimdi de bu hafta aynı şey ödül oyununda geçerli bence. Çünkü o grup toplandıklarında şunu söylediler. Sen nasıl ki dokunulmazlık oyununda oynamıyorsan biz de şimdi kendi grup kararımız olarak seni oynatmayacağız. Bu zaten belli bir şeydi. Semih ne kadar orada oynamak isteseydi ikinci oyunda da oynatmayacakları çok bariz belliydi zaten. Yani bu sadece ön atılan bir fikir oldu orada. Sonra çünkü savunulan şey şu oldu. Zafer oynadı, tecrübesi var, o oynasın olarak devam etti. Şimdi böyle olduğu zaman nasıl ki biz o zaman o hafta Semih'i haklı görmedik bu konuda. Dokunulmazlığı oynadığı, oynamadığı zaman. Daha doğrusu Gizem Kerimoğlu'nun yavaş oynayıp da Tuğba'ya karşı Semih'i oynatmadıklarını haklı görmediysek şimdi de bence bu grupta kendince aslında istemeden haksızlığa düştüler diye düşünüyorum. Ya zaten oynatmayacaklardı, belliydi. Ama bence aslında takım olarak bir mantık yürütseler şu çok doğru bir şey. Evet, zaten Semih ve Gizem Kerimoğlu dokunulmazlık oyununda oynadıklarında oynatsak da biz onları oyunu verecekler. Tamam, onların kendi kararı olarak artık onlara hakaret ettik ve oynamayacaklar. Bu onların da istekleri. Ama ödül oyununda böyle bir şey yapmayacaklar. Çünkü onlar da aç zaten ve ölümle mücadele edecekler. Yani hani orada bir ödül kazanacaklar, sucuk ekmek yiyecekler. Sonuçta oynamak istemeleri kendilerince haklı bir durum zaten. Burada bir uzlaşmaya gidilecekse zaten dün Acun abi de buna müdahale etti. Yani kendi aranızda bir uzlaşmaya gidin. Eğer gerçekten doğru bir uzlaşma yapılacaksa dokunulmazlık oyununda tamam Gizem Kerimoğlu ve Semih oynamasın. Ama ödül oyununda Semih de mücadele edeceği bilindiği için bırakın oynasın. Çünkü oyun almayan bir insan takım değil. Takım olmak Semih bunu gerektirir zaten. Böyle olması gerekiyor. Bir yorum daha var, onu alalım hemen. Dinliyoruz sizi. Tekrar merhaba. Bence Semih aslında bu dokunulmazlık oyunlarında bilerek oynamamasıyla alakalı çok fazla gündeme geliyor. Ama geriye dönüp baktığımızda Semih bu konuyla ilgili defalarca açıklama yaptı. İşte ödül oyunlarında işte mücadele ediyorlar ama sonrasında takım arkadaşları çok fazla tepkiler vermiyorlardı Semih'e veya takım arkadaşlarına. Yalnız dokunulmazlık oyunları oynanıldığında çok aşırı tepki veriyorlardı. Semih de bu durumu kaldıramadığından dolayı diyorlardı ki neden dokunulmazlık oyunlarında bu kadar tepki veriyorsunuz? Yani eğlenmek için potaya düşmekten neden bu kadar korkuyorsunuz? Yani korkmayın, potaya düşün. Yani görün kim ne kadar size dost, ne kadar şey. Görün yani. Çok özür dilerim. Ben bölerek size bir şey sormak istiyorum o zaman. Yani Semih'i savunduğum için böyle bir şey söylemiyorum ama siz de Gönüller Adası'nda olsaydınız şu anda. Evet. Ve orada diğer aynı şartlarda diğer ekip gibi mücadele eden bir kişisiniz, bir bireysiniz ve Semih'e karşısınız. Yani Semih'in diğer grubundasınız. Yani SMS'ine o kadar güvenen bir insan varken orada boşa mücadele ettiğinizi düşünmez misiniz? Çünkü Semih şu an gerçekten sadece bence SMS'ine güvendiği için bu şekilde rahat davranabiliyor. Tabii ki. Zaten bu yani hani sizin de emin olun o odada olsaydınız bunu kabullenmek istemezdiniz. Tabii ki. Zaten bu konuşmaları ilk yaptığında Semih'in zaten bu kadar SMS gündemi yoktu ortada. İlk yaptığı konuşmada bu konuyla ilgili yani konuşmayı yaptığında SMS'i bu kadar gündemde değildi. Ama çünkü bilinen bir şeydi. Yani Semih ilk haftadan beri birinci olduğu için yani o çocukların bence adadaki o çocukların tepkisini bu şekilde belli etmeleri çok normal bir şey. Ha, doğru şekilde belli ediyorlar mı? O konuda bir şey söyleyemem. Evet. Ama orada 5 kişinin bir şey için mücadele ettiği ve bunu bir şekilde göstermek zorundalar. Semih bu kadar rahatken çünkü SMS'ine güveniyor. Ama onlar o kadar rahat değiller. Çünkü biliyorlar ki bir şekilde onlardan birileri gidecek ve bunun için de dokunulmazlığı alıp birleşmeye kalmak ve Semih'ten kurtulmaya çalışıyorlar. Yani burada ben çok da %100 açıkçası haksız görmüyorum onları. Tabii ki. Yok, ben zaten arkadaşlarının yaptıklarını normal buluyorum ve Semih'in şu anki bu kadar sivrilişini de doğru bulmuyorum. Ben sadece
bunun nereden geldiğini, nereden kaynaklandığını, Semih'in ilk bu konuya girişini söylemeye çalışıyorum. Çünkü Semih oyunlarda hani bilerek oynamamazlıkla ilgili bir konuyla gündeme geldiğinden değil, bunu arkadaşlarının potaya düşmesinden korkmamasını, bu oyunu kaybedebiliriz de, hani bu, yani diğer ödül oyunlarını kazanabiliriz, kaybedebiliriz, bunda da tepki ver, yani bunda da kızın, bunda da tepki verin, öbüründe de verdiğiniz tepkiyi onlarda da verin. Ama dokunulmazlıkta bana bu kadar yüklenmeyin. Çünkü Serkay'ın sakatlık dönemine denk gelmişti. Çok yüklenmişlerdi Semih'e. Ve Semih de o zaman biraz çekilme kararı aldı dokunulmazlıkta. Ya bununla ilgili yorumumu söylemek istedim. Serkay'ı göndermek istediği için mi diyorsunuz? Sakatlığından kaynaklı olarak Serkay'ı göndermek istediği için mi diyorsunuz? Ya tabii o dönem... Yani burada şunda da katılmıyorum. Yani Serkay'ın her oynadığı oyun başarılı olacak da dokunulmazlığı kazanacaklar diye bir şey yok zaten. Yani hani... Şöyle de bir gerçek var, Ünlüler Adası ne kadar çok daha fazla Atakan sayesinde ayakta duruyorsa, yani Gönüller takımı da, yani kusura bakmayın ama Semih sayesinde ayakta durmuyor. Yani orada mücadele eden birçok insan var. Yani istekli olur, istekli olmaz ama yani karşımdaki insan isteksiz oynadığını görüyorsam ve ben kafadan 2 puan kaybedeceksem oynamasını tabii ki de istemem. Peki Atakan'ın oradaki yorumuna ne diyeceksiniz? Şimdi farklı bir açıdan da baksak. 5 kişi... Semih'in üstüne saldırıyorlar diyor. Şimdi birleşmeye gitme ihtimali olan 2 kişiden bahsediyoruz. Yani bu yeni bir ittifakı doğurur mu acaba birleşme öncesi? Ya da Atakan tavrını ve tarzını net bir şekilde şimdiden ortaya koyup acaba yönünü ona göre mi şekillendirmeye çalışıyor? Ne dersin Hakan? Semih potansiyel olarak adalar birleşince Atakan'ı çıtır çıtır yer. Çıtır çıtır yer. Hem de nasıl yani. O yüzden ben Atakan'ın yerinde olsam böyle şeylere gerek yani meğer bırakmam. Kesinlikle hani... Bence dün yaptığı yanlıştı Atakan yani. O biraz şimdi hani ben Ünlüler Adası'nda liderim. Orada da bir haksızlık var. Şu an hani Süpermen'le soyunuyor Atakan. İşte hani haksızlıkların her yerde karşısındayım gibi bir ağır abi moduna girdi böyle bence. Gerek yok yani böyle şeyler yapmasına. Çünkü adalar birleştiğinde yani o Semih'le de papaz olacak yani. Adalar birleştiğinde ikisi de gider. Tabii. Semih'in de bu arada hanımefendinin dediği gibi bence mantığı şu. Ya diyor benim diyor burada iletişim kuramadığım 5-6 tane insan var diyor. Birleşmeye kadar ne kadar bizden giderse, benim anlaşamadığım insan giderse karşı tarafta nötr olduğum yeni adamlar gelsin. Onlarla en azından bir deneyeyim belki beraber yürüyeyim gibi bir mantığı var. Esasen yanlış değil ama etik olarak yanlış. Ama sonuçta orada Survivor ve şampiyon olmak adına hepsi bir adım atmıyor mu Hakan? Tabii ki ama büyük resimde de... O zaman Nagihan'ı yaptığının da biz büyük, evet. Şey yapabiliriz. Yani büyük resimde de halkın gözünde... Zaten finale kalırsa bu yapılanların hepsi Semih'e, Atakan'a kim ne yaptıysa hepsi cezalandırılır. Tabii elbette öyle. Bakalım izleyicilerimiz ne düşünmüş? Bir soru sormuştuk sizlere. Oyunlarda kimi daha başarılı buluyorsunuz şeklinde bir soruydu bu. Efe Can ve Serkay bir seçeneğimizdi. Semih bir diğer seçeneğimizdi. Oranlar ne gelecek? Heyecanla bekliyoruz. 80. Görelim. Efe Can, Serkay %29, Semih %71. Açık ara fark var zaten. Konuşmaya bir şey gerek kalmadı. Bir yorum daha var hemen onu da alalım. Dinliyoruz sizi. Merhabalar. Merhaba. Ben öncelikle Acun Medya ve TV8 ekibine bu heyecanı bize yaşattığı için sonsuz teşekkürler diyorum. Bazen yarışmaları seyrederken televizyonu kapattığımız zamanlar bile oluyor. Niye? Ben dün akşam... Heyecandan mı? Efendim? Heyecandan mı? Heyecandan. Kanal değiştirdiğim zamanlar bile çok oldu. Ben dün akşam ödül oyununda Semih'e karşı karşı cephe alınan gönüllerdeki cephede Atakan'ın buna karşı haksızlık yapıldığını, Semih'e karşı haksızlık yapıldığını, delikanlılığa sığmadığı gibi kelimeler söyledi. Bu konuda fikrinizi almak istiyorum Hakan Bey sizin. Ya işte demin dediğim gibi şimdi Atakan biraz daha kendi takımı dışında da genel bir liderliğe soyunmaya çalışıyor. Ya da dediğim gibi bir hani süpermenliğe soyunuyor ve nerede haksızlık var onun karşısında benim şeklinde hareket ediyor. Bilmiyorum, bence gerek yok. Atakan'ın tek durup daha güçlü durması lazım. Çünkü birleştiklerinde Semih'le beraber hareket edemez. Semih onu çıtır çıtır yer, tekrar söylüyorum. O yüzden ben insani olarak çok doğru buldum. 5 kişinin bir kişinin üzerine gitmesi kesinlikle yanlış. Tabii olayın haklılık, haksızlık kısmını her zaman tartışırız. Ama Atakan'ın böyle bir şey yapması bence gereksizdi yani. Şöyle o zaman bir soru soralım TV8'in ekran uygulamasından. Teşekkür madem ederim. Bu soruyu yönelttiniz. Biz teşekkür ederiz. Atakan ve Semih birleşmeden sonra yeni bir ikili olurlar mı? Evet ve hayır şeklinde iki seçeneğimiz var. Bakalım oranlar ne olacak deyip gönüller cephesine geçiyoruz. Şimdi oyun sonrasında biliyorsunuz
Ada haliyle biraz karıştı Semih oynayamayınca. Semih'in ve Gizem Kerimoğlu'nun açıklamaları oldukça önemliydi. Bir neler söylemişler bakalım, ardından buradayız. Birisi sayı oluyor oradan, atıyorum Zafer oluyor, geliyor ne diyor biliyor musun? Gördün mü bana, evet. bak gördün kum mü atıyor suratına. Konuşma, bak bana gördün mü konuşma bilmem ne, ben hiçbir şey demiyorum. Kaybediyor geliyor, kaybedince ben de ona da demiyorum, ben sana Gizem diyorum, gördün mü az önce konuşuyorduk, kaybettim. Kapa çeneni, hemen hakaretler başlıyor. Ben hakaret diyorum da örnek vermiyorum çünkü onların ettiği lafları etmem ben. Kaybedildi, Semih Öztürk'ü yıkabilir mi? Yıkamaz. Bunlar benim başarımı, şeklimi, duruşumu, her şeyimi kıskanıyorlar. Şampiyonluk yolundaki mücadelemi örselemeye çalışıyorlar. Hiçbir şekilde yıldıramazlar. Sen oynasaydın biz bugün bu ödülü alırdık. Ben de tek başıma hani oylama kullansa hani bir işe yaramayacak. Oğuz yani oyunda bile yaptılar onu. He. Hani baştan aslında oynamamı falan pek istemediler. Ben oynayacağım deyince ne dediler biliyor musun? Aa sen çok iyisin işte, Atakan mı oynadın? Ben ne dedim bugün? Zafer'in yaptığı hataları herkes biliyor. Hepsi eleştiriyor Zafer'i. Ama bana karşı hani Zafer oynasın, yeter ki Semih başarılı olmasın. Yani biz Semih'i ikinci oyunda oynattığımız zaman hep problem mi olacak abi? Böyle bir şey yok. Kusura bakmasın kimse. İkinci yani... dur diyorlar, Semih girer. Niye hani yine sözlerinde durmadı, yine biz oynayacağız diye zıpladılar. Yine abi rezil ettiler kendini. Bak rezil ettiler kendini Gizem. Rezil ettiler. Dediğime geldiler mi yine? Yine kaybettiler. Oynamadım, kaybedildi. Zaten hep böyle oluyor yani. Ben oynasaydım, 10'a 8 kaybedildi değil mi? Ben oynasaydım büyük ihtimal 10'a 8 burası kazanacaktı. Çözüm arayışı içindeyiz. Ama karşı taraf çözüm arayışı içinde değil. Çoğunlukta biz 2 kişi miyiz? 2 kişi buradan, 1 kişi kalana kadar, 2 kişi çoğunluğu yakalayana kadar hepsini göndereceğim. Bu kadar basit. Bu da benim davamdır o zaman. Mehmet'ten Atakan hakkında şok sözler. Ben kardeş gibi gördüm Avatar'ı. En yakın arkadaşları Atakan'a sırt mı çeviriyor? İlk fırsatta sana bıçağı dayan kişi, dostum sana bıçağı dayan. Ünlüler Adası'nda bundan sonra dengeler nasıl kurulacak? Sonuna kadar bize de bekleyeceğiz. Birazdan. Şimdi Aylin senle başlayayım. Semih başarımı kıskanıyorlar, duruşumu, beni, her şeyimi kıskanıyorlar diyor. Kerimoğlu da, Gizem Kerimoğlu da Semih'e diyor ki sen olsaydın zaten bu oyunu kazanırdık. Ne diyeceksin? Körler sarlar birbirine ağırlar. Düşüncelerine tercüman mı oldu Hakan? Kesinlikle cuk oturdu. Şimdi Semih Gizem'e diyor ki işte bak oyundan geliyorlar işte kazandım gördün mü diyorlar. Bir kere bunu hep yapan Semih zaten biliyoruz. Daha oyundan geliyor. Nasıl attım gördün mü? Kaç tane attım? Kaç top attım? Aa çok iyi vurdum değil mi? Ben kendi kendine övüyor oyun sonrası. Bunun yapılması çok normal. Çünkü kazanmanın sevinci ve hırsı çok büyük. Ve Semih hani ben oynayacağım dediği için bak kazanıyoruz gördün mü? Hani bunda yanlış bir şey yok. İkinci tur beni oyuna sokacaklarını söylediler, sokmadılar vesaire diyor. Şimdi parkura alışan insanın performansıyla en baştan başlayan insanın performansı arasında bir tık bile olsa bir fark oluyor. Çünkü bir parkuru görmüş oluyorsun. İpuçlarını öğreniyorsun. İpuçlarını öğreniyorsun, tanıyorsun. Nasıl, yani suyu dökerken bile belki ilkinde yaptığın hatayı yapmıyorsundur. O yüzden ilk elde başarılı giden bir takımken bunu değiştirmek zaten çok mantıksız bir şey olurdu. O anlamda da sokmamalarını ben de mantıklı buldum. Ama sonuçta alınamayan puanlar da var. Tabii ki var alınamayan puanlar ama yani artık bu bir karar verilmiş oyunun başında ve bunun da dönmek çok doğru olmaz zaten. Dediğim gibi Semih oynasaydı da ne kadar etki ederdi? 2 puan aldırırdı ya da aldırmazdı belki. Ama 10'a 8 kaybedilince yani ya 2 puan ne kadar önemli Aylin? Yani tabii ki önemli ama şimdi bunu bilemeyiz. Yani belki Semih de kaybedecekti. Belki daha büyük açık farkla oyun kaybedilecekti. Sonuçta alınan bir karar vardı ve bunun arkasında duruldu. Hani o konuyu artık çok tartışmanın da mantığı yok. Onlar kendi aralarında çözmek zorundalar bunu. Bak ne oluyor ama biliyor musun? Alınan kararlarda eğer
atıyorum dokunulmazlığı alamazsan, ödülü kaybedersen bu aldığın kararlar hep karşı taraftan senin yüzüne çarpılıyor. Hı hı. Ben hep onu söylüyorum. Semih'e karşı bir duruş yapamıyorlar. Semih'e karşı şu onun oyunda... Gibi evet, onun gibi bak, yavaş yavaş dünya ediyor ya. Birden şoka girdim şu an. İçinde bir Semih varmış bak. Oyunda da sen Semih'i oynatmıyorsan çıkacaksın, oynayacaksın. Efecan 3'te 1 yapmış. Zafer 3'te 1 yapmış. Şey yine aynı şekilde. Serkay 3'te 1 yapmış. İşte bu ya zaten sen adama koz veriyorsun. Semih'in tek yaptığı şey senin verdiğin o kozu bir şekilde senin yüzüne çarpmak. Aynen. Yani anlatabildim mi? Bak ne diyorum? Semih'in karşısında şöyle akıllı uslu bir adam olsa zaten onunla en azından medenice bir şeyler paylaşabilir, konuşabilir. Ama bu adamları ya da bu ekibi 5'ini 6'sını topla. Ya bırak Semih'le şey yapmayı, onun ezberlediği şiiri oturup bir günde ezberleyemezler. Yani o kadar diyeyim sana ya. Biraz, vallahi bak şaka yapmıyorum ya. Biraz daha böyle doğru durmaları lazım. Daha doğru konuşmaları ya da bir karar alıyorsan da onun şeyi için arkasında durarak mücadele etmeleri lazım. Çıkın alın oyunu, çekin halayı, yiyin sucuğu, verin Semih'e de sayemde doydun deyin. Ya bunları niye yapamıyorsunuz kardeşim? O, o duruşu ne yazık ki tam anlamıyla sergileyemiyorlar. Yani Semih'le mücadele etmeye girmektense görmezden gelip hani sen yoluna devam et. Zamanı gelince zaten vurursun yüzüne vuracağı şey. Semih'in yaptığı gibi. Ama hani Semih'ten daha mı akılsızlar? Ben o konuya çok katılmıyorum. Çünkü Semih çözüm odaklı bir adam değil. Yani oturup inan konuşabileceğim biri. Akılsızlar değil. Ama izledikleri yol maalesef beşi ortak bir yolda buluşamıyorlar. Evet. Onlar da Nagihan'la Kadıköy'de Boğa'nın orada buluşmuşlar. Evet, ben sana net olarak söyleyeyim. Yani. Ne yoldan gittikleri belli değil. Ne yaptıkları belli değil. Bir duruşsa duruş. Bak ben şunu söyleyeceğim. Ben Semih'in duruşunu beğenmiyorum. Ben Semih'in tarzını desteklemiyorum. Ama adam bir yolda gidiyor. Evet. Anlatabildim mi? En azından bir yolu var. Bir buradan bir oradan onu da yaptım bunu da yaptım değiller yani. Amacı belli diyorsun. Aynen bak Atakan'la Semih ikisinde bir yolu var kardeşim. Peki Atakan'la Semih tartışın. Demişken az önce sorduğumuz sorunun yanıtını bir verelim o halde. Atakan ve Semih birleşmeden sonra ikili olurlar mı şeklinde bir soru yönelttik. TV8'den ekran uygulamasından bakalım oranlar ne çıkacak? Evet, hayır. Evet %57, hayır %43. Oranlar yakın aslında bakarsanız. Evet. Ama ne olacak? Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Tabii ikisi de birleşmeye bir kalırsa. İkili olamazlar. Üçlü veya dörtlü olabilirler. Çünkü Semih Gizem Kerimoğlu'ndan kopacak gibi değil. Atakan da Ezgi'den kopacak değil. Çünkü Atakan'ın şu an arkasından herhangi bir laf etmeyen tek bir adam kaldı adada. Tek bir yarışmacı. O da Ezgi. Ezgi. Semih'in de arkasından konuşmayan bir Gizem Kerimoğlu var. İkisi, dördü gidebilir mi peki? İşte bu gerçek Survivor ortaklığı. Yani gerçek birliktelik bu. Yani böyle insanlarla yürürsen Survivor'da gidebilirsin. Diğerleri sahte mi? Tabii ki al işte Nagihan bir oraya gidiyor bir oraya gidiyor. Aynı şekilde yani yine aralarında ünlülerde bir dağ duruşu olan Tuğba var. Ha. Tuğba yine daha az hareket ediyor. Yani ben Tuğba'yı o konuda mesela desteklemeye başladım. Hani bence Tuğba yalnız daha şey. Duyduğumda da şey dedi. Başta benim söylemek istediğim şey bak yeni yeni anlıyorsunuz dedi ya hani herkese. Aslında o da kendince de bir taktik yapıyor olabilir. Herkes yeni yeni mi anlıyor? Öyle bir şey çıkabilir. Yani çünkü en başta Tuğba'nın savunduğu şeyler hep herkesten farklıydı. Hı. Hiç kimse onu dinlemiyordu. Ama şimdi herkes bir anda Atakan'a sırt çevirince dedi ki bakın benim söylemek istediklerimi şimdi anlamaya başlıyorsunuz dedi. Ama ortada da şöyle bir şey var. Nagihan'ın söylediği ya da Yunus'un savunduğu şeylerin gerçeklik payı olup olmadığını bilmiyoruz. Çünkü hiçbir zaman böyle bir görüntü izlemedik. Onlar da mutlaka bir açıklığa kavuşacak elbette. Belki de bu akşam belli mi olur? Şimdi izleyicilerimize dönelim. Hemen alalım sizden. Bugün izleyiciler müthiş evet. Ya. Vallahi şahane hepinize izleyicim. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle ben Semih fanıyım. ve adada onun dışında hatta Survivor adasının tamamında onun dışında bir duruşu olmayan duruşu olan bir yarışmacı olduğunu düşünmüyorum. Ben ve arkadaşlarım bunu sonuna kadar da destekliyoruz. Onun dışında Seda Hanım'ın az önce konuştuğunda birkaç cümlesine takıldım ben. Semih'in aslında yapamadığını söyledi. Ve bana kalırsa Semih istediği zaman her oyunu alabilecek potansiyelde bir yarışmacı. Bunu da sonuna kadar destekliyorum. Peki o zaman şu soruyu soralım TV8'den ekran uygulamasından. Semih oynasaydı gönüllüler oyunu alır mıydı? Bakalım ne yanıt vereceksiniz? Yorum yapmak isteyen başka kimse var mı? Dinliyoruz hemen.
Ya ben şunu söylemek istiyorum. Öncelikle Efecan taraftarıyım ben de. Efecan taraftarı. Evet. Bravo. Semih'i kesinlikle haksız buluyorum. Bir de ayrıca bir sorum daha olacak size. Semih'i haksız buluyorum şu yönden. Sen oynamadın. O zaman yanındaki Kerimoğlu oynasaydı da 3'te 3 yapsaydılar, alsaydılar o zaman. Sorum da şu. Hani Atakan evet destekliyor. İşte 4 kişi 5 kişi onun üstüne gidiyor falan. Bu sefer şunu ben sormak istiyorum. Acaba Semih'in yanında olmak istiyor da karşısında görmek istemediği için mi birleşmede? Böyle bir şey olabilir mi? Ya da işte SMS'lerini mi almak istiyor acaba? Böyle bir durumda söz konusu olabilir mi? Hakan'ın bir yanıtlamasını evet, istiyorsunuz. Evet, Hakan Bey'e soruyorum. Teşekkür ederim, güzel soru. Bence Atakan'ın Semih'in SMS'lerinde gözü yoktur. Zaten Semih'in fanları Semih'in fanıysa başka da kimseye SMS atmazlar kesinlikle. Eğer Atakan da herhangi bir oyunla Semih'e yanaşırsa bu sefer kendi takipçilerini de, kendi fanlarını da kaybeder. Çünkü gördüğümüz zaman şu an Semih ile Atakan iki ayrı uçtalar. Her ne kadar birleşince biz aynı yerde olabilir diye düşünsek bile. Ben dediğim gibi Atakan'ın sadece bütün adaların geneline bir liderlik yapmak isteyen bir süper kahraman gibi kendini konumlandırdığı için Semih'i de bu tip olaylarda mağdur gördüğünden hem ona bir destek atayım hem de oradan puan kazanayım. Onun derdinde olduğunu düşünüyorum. Atakan Semih'in akıl oyunlarından korkuyor olamaz mı? Valla Semih daha bir akıl oyunu yapmadı ki burada. Yani ben yaptığını düşünüyorum çünkü... Karşısındakiler nasıl diyeyim, Semih satranç oynamak istiyor. Karşısındakiler dama oynamayı bile bilmiyor. Oh. O kadar söyleyeyim yani. Oh, çok peki şimdi gönüller cephesinden tabii sen böyle gülünce korkuyorum ya. Ben yorum yapamıyorum, şu an sustum. Şimdi TV8'den ekran uygulamasından bir soru sorduk az önce. Onun yanıtını VTR'yi izledikten sonra sizlerle paylaşacağız. Şimdi ünlüler cephesine geçiyoruz. Yine karıştı biliyorsunuz. Bu kez kulis Atakan harici döndü. Nagihan, Yattare ve Mehmet arasında neler konuştular? Bir izleyelim, ardından buradayız. Benim adı burada çıkıyor. Senin adı evet. Burada çıkıyor. Ama Atakan'ın adı burada çıkmıyor. Ama en fazla oyun alan Atakan. Bana bak şu sözü bak. Verdi. Dedi ki Nagihan dedi, ben seninle dedi finale kadar gitmek istiyorum dedi. Sonuçta sen bunu hak ediyorsun. Başarılısın dedi bana. Aa, öyle bana, öyle mi söylüyorsun? Evet, konuştuktan sonra ayrıyeten beni çekip bunu söyledi ve size bu konuşmadan sonra ne söyledi? Yani benimle alakalı beni göndermeyi mi düşünüyor? Ezgi dururken, ne bileyim, başka birileri dururken. Yani size söylediği konu ne? Bana yüzden, farklı konuşuyor, size farklı konuşuyor. O yüzden ben konuşuyor. Şimdi Meme gördün mü Meme? Ben nasıl güveniyorum buraya kimse? Ben kim? O yüzden her zaman söyledi. Bana dedi, bekle. İlk fırsatta sana bıçağı dayan kişi, dostun sağ bıçağı dayan. Ben buna inanırım. Evet. Ben buna inanırım. Ve farkındayım ki kullanıldı. Bak maalesef ben kardeş gibi gördüm Avatar'ı. Tövbe estağfurullah, artık öyle görmem. Çünkü hissederim ki kullandığımı, çok üzüldüm. Hepimizi kullanıyor. Evet. Ezgi'yi de kullanıyor. Ezgi ne iş yapıyor tövbe ya? Ezgi'yi sen nasıl Kıbrıs'a götüreceksin? Evet. Ezgi performans olarak berbat. Evet. Ara ara şansına oyunlar alan bir kız. Bana farklı konuşup final koltuğunda sen oturacaksın. Aa. Ve dedi İbrahim Yattara zaten dedi dizinde sakatlık var onun dedi. O dedi zaten dedi finali göremez dedi. Elenir o dedi. Aa. Evet. Aa. Senden içinde bana bunu söyledi. Tuğba'yı biz yazabilirdik. Evet. Sen bunu yazabilirdin. Ben çok, bunu ne için çok, yapmadı? Çok üzgünüm. Ne için yapmadı? Bunu yapabilirken. Kendi hesabına göre yok. Yaptı. Ben burada farkında tamam, vardım. Tamam biz uyandık. Maalesef. Bundan sonra buna göre hareket edeceğiz. Allah çok Allah'a yapmış şükür olduğu erkenden planları falan. Ama biz şimdi erken uyandık. Şimdi aptal rol oynadı. Aynen. Sonuna kadar biz de böyle gideceğiz. Yapmış. Madem öyle işte böyle derler ya. Arasında Atakan'a yükselen sesler artıyor.
Yılmaz, Nagihan ve Yattara Atakan hakkında ne düşünüyorlar? Maske düşünecek, maskesi düşünürsün. Birazdan. Ben ekran uygulamasından bir soru sormuştuk. Hemen onun oranlarını paylaştık. Ben size tahminimi derdi. Söyleyeyim mi? Semih oynasaydı gönüller oyunu alabilirler miydi? Tahminim Hakan %76 dedi. Bakalım ne çıkacak? Semih oynasaydı gönüller oyunu alabilirlerdi miydi? Evet. %90. Hayır %10. Ciddi fark var. Evet. Semihçiler de zaten alkışlarıyla destekliyorlar. Peki hemen bir soru daha soralım o halde sizlere. Şimdiki VTR'mizle ilgili. Mehmet, Yattara ve Nagihan'ın yanına geçerek doğru mu yaptı? Evet, hayır. Şimdi kızlar önce sizden yorum alayım. Mehmet ne yapmaya çalışıyor? Seda, sen Atakan'la Mehmet'in zaten bir arada olmasını farklı bir şekilde yorumlayanlardandın ama ne oldu da Mehmet Atakan'a sırt çevirmeye kalktı bu kadar bir aradayken? Ne yapmaya çalışıyor? Ya şimdi herkesi bir birey olarak düşündüğünüz zaman sizin adınıza söylenen şöyle bir şey hoşunuza gitmez. İşte o kokonat kırsın, kokonat toplasın, işime yarıyor abi, ben o yüzden alıyorum diyen bir Nagihan var. Yani Nagihan bunu savunuyor, diyor ki senin hakkında bana bu şekilde söyledi. Doğal olarak siz böyle bir şey duyduğunuz zaman tepki vermek istersiniz haliyle ve o an Mehmet de anlık patlayan bir çocuk. O an kimden ne duyarsa, işte bunu Yılmaz abiyle olan tartışmada, Yunus'la olan tartışmada görüyoruz zaten. Ama inanmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Senle arası nasıldı Mehmet'in? Yani sana göre ben, Mehmet nasıl bir çocuk? Mehmet bence bana göre... Yani ben çok seviyorum Mehmet'i bu arada. Oyunlardaki performansı çok heyecanlanıyordu. Çok fazla hata yapıyordu ve biz oyun oynarken bile bak Mehmet topu alacaksın, bak Mehmet şöyle yürüyeceksin diye sürekli uyarıyordum. Gerçekten çok saf düşünceli bir çocuk. Hani kim ne derse ona inanıyor. Bu da en büyük örneği. Onlardan bir tanesi. Nagihan geldi. Biraz, artık o da oyunu kurallarına göre oynamaya başladı. Mesela bence Survivor'ın sloganını Mehmet koydu. See you later. See you later. Later yalnız öyle. Ama ya bu kadar Atakan'la yakınken ve bu kadar çok şey paylaşıyorken Mehmet'in bir anda Atakan'ı böyle silmesi tabii çok sildi mi acaba? Acaba bir de öyle bir soru işareti var. Acaba Nagihan'a karşı mı böyle gösteriyor? Bu da olamaz mı? Yok, ben sanmıyorum bunun bir taktik olduğunu şu anda. Yani Atakan'la böyle bir şey konuşulup da böyle bir yolda gidileceğini düşünmüyorum. Çünkü net bir tavırla söyledi. İşte kardeşim olarak görüyordum. İşte böyleymiş falan. Yani ama farkında çok şey paylaştılar. Atakan yok. Atakan'ın yanında ya da Atakan'ın yüzüne direkt söylenen de bir şey yok. Dolayısıyla orası bir ada ve kimin ne zaman neye hayır veya evet diyeceği belli olmaz. Söyledim, söylemedim mevzularını. Daha önce de gördük Nagihan Yattara'yı Atakan söyletti derken Atakan Tuğba ya da Yunus'u yazardım diye düşünüyordum diyor. Bir de o açıdan baksan. Ama şu da bir gerçek. Ne kadar Atakan'ın yanına gidip yüzüne gülerek aynı şekilde olmaya devam etse de orada konuşulan bir şey daha var ve onu kesinlikle kaçırmamak lazım. Yattar'ın da söylediği gibi hani sen oyun istiyorsan biz de oyun oynamaya devam ederiz. Aslında burada kötü amaçlı girmediler oraya ama biz yine senin yanındaymış gibi görüneceğiz. Bakalım bize gerçekten nereye kadar ihanet etmeyeceksin gibi bir şeyle yaklaştığını düşünüyorum. Ama ben burada kesinlikle Nagihan'a inanmamaları gerektiğini, yani çünkü çok taraf değiştiren bir insanken Nagihan direkt söylediği bir şeyi o kadar çok şey paylaşmışken Atakan'la kesinlikle katılmıyorum. Yani gidip önce bir yüzleşmeleri gerekirdi ve bu en doğru yer bence şu an. Ünlülerin bir araya gelmesi gerekiyor. Kesinlikle belli, gelmesi gerekiyor, belli yüzleşmeleri lazım. Peki seyircilerimize dönelim bir kez daha, bir yorum var hemen alalım, dinliyoruz. Tekrar merhaba. Öncelikle ben Atakan taraftarıyım. Hakan Bey'e bir sorum olacak. Buyurun. Ünlüler takımında Yattara'nın, ben Karadenizliyim, biz her yer Trabzon demesinden, kendini ifade etmesinden, bütün Türkiye sonuçta seyrediyor bu programı. Bu konuda yorumunuzu almak istiyorum. Kendisi bu SMS konusunda sadece Karadeniz'e güvenmesini nasıl buluyorsunuz? Yani buna iki taraflı bakarım ama tek bir doğru çıkar ortaya. O da Yattara'nın Trabzonspor'a çok büyük emek vermiş bir futbolcu olduğudur ve bunu söylemeye, bunun arkasında durmaya sonuna kadar hakkı vardır. Trabzon taraftarına bir anket yapsanız, sizin için gelmiş geçmiş en büyük 3 yabancı futbolcu kimdir diye, bunlardan biri Yattara'dır. Yattara en başından beri Türkiye'deyken de bunu sahipleniyordu. Oradayken de yapıyor. Ben doğru buluyorum ve yabancı birinin kendini Karadenizli gibi hissetmesi, hele siyah bir vatandaşın Karadenizli olarak kendini böyle konumlandırması benim inanılmaz hoşuma gidiyor. O yüzden benim mesela Yattara'ya o konuda ciddi bir sempatim var. Oy olarak düşündüğünü söylemiyorum. O bence vicdanen yılların Trabzon'un ona verdiklerini
Trabzon şehrini ve o oranın insanının sempatikliğini ekranda göstererek bir karşılık olarak geri veriyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Hemen bir soru daha var. Onu da alalım. Merhaba, ben Seda Hanım'a bir sorum olacaktı. Bu korkunç sakatlığı yaşamamış olsaydınız ve dünkü Nagihan Yattara Mehmet üçlüsünün yanında siz de oturuyor olsaydınız ve Atakan hakkında bu yorumlar aynı şekilde size de yansıtılsaydı, siz Atakan'a gidip der miydiniz? Benim hakkımda böyle bir yorumda bulundunuz mu? Bulundun mu? Yoksa bu bir kulis mi? Eğer ki ben şu ana kadar hala Atakan'ın yanında olmuş olsaydım adada bulunarak, ya zaten adanın dengeleri çok farklı olacaktı bu arada, bunu ben gerçekten söylüyorum. Ben şunu dile getirmek istiyorum. Atakan, ben şuna inanmıyorum. Nagihan'ın yanına gidip de ben seninle finale kadar gelmek istiyorum dediğini düşünmüyorum. Çünkü ben adadayken bizim Atakan'la konuştuğumuz da bir durum vardı. Eğer ki bir bayanla gideceksem, tamam, bir kıyaslama yaparsak aranızda 10 oyunun 9'unu almakla 7'sini almak arasında benim için çok bir fark yok. Benim için gerçekten doğru bir yol izlediğini düşüneceğim insanla yola devam etmek isterim. Nagihan ne kadar iyiyse benim gözümde sen de öylesin. Eğer ki bir bayanla devam etmek istersen bu biri sen olacaksın. Ve diğer devam etmek istediğim insan da Yattara dedi bana. Bunu kesinlikle kendim bildiğim için şuna inanmıyorum. Nagihan'la devam etmek isterdim deyip de Yattara'yı sattığını düşünmüyorum. Bence gerçekten Yattara'ya gidip seninle devam etmek istiyorum demiştir diye düşünüyorum. Çünkü Atakan'ın hem sevdiği hem değer verdiği hem de performansından memnun olduğu birisi Yattara. Ben de o şekilde düşünüyorum aynısını. Nagihan'a demiş midir kısmına kesinlikle inanmıyorum. Nagihan gelip de herkesi yüzleştirmediği sürece böyle bir şeyin gerçeklik payı olduğunu hiçbir şekilde. Bence adada şöyle bir durum var. Benim fikrim tabii, bilmiyorum seyirciler katılıyor ama şu an bütün ünlüler adası Atakan'ı zaten final dörtlüsünde görüyor. Ama kendi kafalarında diyorlar ki hani Kıbrıs'a 4-5 kişi gidecekse, hı hı, muhtemelen ünlüler takımından 2 kişi en az gidecektir diye düşünüyor Kıbrıs'a. Bu 2 kişilik koltuğa da Atakan'ın Ezgi'yi çekmeye çalıştığını gördükleri için şu an onun rahatsızlığı var adada. Ya yani Ezgi'nin adadaki Atakan tarafından körü körüne korunan ve Kıbrıs'a götürülmek istenen insan olmasını istemiyorlar. Çünkü Nagihan diyor ki ben performans olarak diyor. Yattara diyor ki ben diyor SMS'te birinci çıktım, performansım da iyi diyor. Mehmet diyor ki ben de olabilirim diyor, niye olmayayım diyor, onlara yanaşıyor. Böyle bir adada bir kazan kaldırma var. Kazan gerçekten kaynadı. Ama bu da şu oranları da verelim değil mi? Yanlış düşünce olmadığını düşünüyorsun. Aylin, senin de fikrini alacağım ama şu oranları bir açıklayalım. Mehmet Yattar ve Nagihan'ın yanına geçerek doğru mu yaptı? Evet, hayır. Bakalım oranlar ne olacak? Hayır tabii. Evet, yüzde %28, hayır %72. Aylin, kısaca senden de bir yorum alayım. Şimdi kullanıldıklarının farkına vardığını söylüyor üçü. Ne söyleyeceksin bunun için? Senin yorumunu alamadık çünkü. Mehmet'ten başlayacağım ben. Mehmet hep birinin boyunduruğu altına girmeye çalışıyor. Yani orada da Yattara'ya diyor ki işte ben sen ne dersen bundan sonra onu yapacağım. Hani bunlar komik bir şey. Sen orada artık kendi yolunu çizmek zorundasın. Atakan'ın diyor hep yanındaydım, işte şöyleydi böyleydi. Şimdi artık senin yanındayım. Ve Yattara da diyor ki hayır, sen bana bile güvenme. Yani artık daha ne kadar net açıklayabilirler. Mehmet kendi ayakları üzerinde durmaya başlamadıkça çok savrulur. Savruldukça yanlış kelimeler sarf eder, yanlış yönlere gider ve sonunda da buraya oturur diye düşünüyorum yakında, eğer böyle devam ederse. Onun dışında ünlüler takımında şöyle bir şey görüyorum ben. Herkes şunu kabullenmiş, Atakan o koltuğa oturacak. Hı hı. Ama sadece yanındaki koltuğa oturmak için bir mücadele veriyorlar. Yani Atakan, hani ben şampiyon olacağımdan ziyade o koltuğa Atakan oturacak zaten ama ben de oturayım. Yani hepsindeki konuşma aslında ona varıyor benim izlediğim kadarıyla. Yani Nagihan diyor ki işte Yattara'yı götüreceğim dedi, bana böyle dedi, sana öyle demedi falan. Bu önemli değil ki, senin amacın şampiyonluksa eğer sen yoluna bak. Yani Atakan'ın seni yanında götürmesi mi önemli, senin gitmen mi? Yani sen yoluna bak, sen gitmeye çalış oraya. Atakan seni yanında götürmese de olur. Hatalarını fark etmeleri gerekiyor. Fark etmeleri lazım ve eğer böyle bir, bu kadar ağır ithamlarda bulunabiliyorlarsa eğer, Atakan'ın karşısına çıkıp da bunun konuda bir an önce yüzleşmeleri gerekiyor. Sizce Ezgi Kıbrıs'a gitmeyi hak ediyor mu? Birer cümle. Yani hem duruş evet, olarak hayır, hem de performans olarak. Duruş olarak evet ama performans olarak bence. Sence? Ben de öyle düşünüyorum. Duruş aynı olarak şey, hak ediyor ama performans olarak, yani bir bayan gidecekse Nagihan gitmeli ünlüler takımında. Araya gitmemiz gerekiyor. Ardından buradayız. Reklamlardan sonra devam edelim. Ünlüler adasında Atakan'a yükselen sesler artıyor.
Yılmaz, Nagihan ve Yattar'a Atakan hakkında ne düşünüyorlar? Maske düşecek, maskesi düşürüz. Biraz. Survivor'a veda eden isim bu akşam belli oluyor. Konseyde ismi söylenecek üçüncü kişi kim olacak? İki adayımız var. Üçüncü aday çıkacak. Onun sonrasında da kimin gittiğini hep beraber öğreneceğiz. Birazdan. Arasında Atakan'a yükselen sesler artıyor. Yılmaz, Nagihan ve Yattar'a Atakan hakkında ne düşünüyorlar? Maske düşecek, şiddetli ve aralıksız yağan yağmur Yılmaz Mungil'e zor anlar yaşattı. Arkadaşlarının yardım teklifine Yılmaz Mungil ne cevap verdi? Birazdan. Survivor Panorama ile yeniden karşınızdayız. Evet, reklamlardan önce oyun öncesinde neler yaşandığını uzun uzun konuştuk ama bu kez Yattara ve Nagihan olup biten her şeyi Yılmaz Morgül'e anlattı. Şimdi o kadar farklı cepheler gelişiyor, o kadar her an her şey değişiyor ki o değişik anlardan biri daha ekranlarınızda, ardından buradayız. Ama dün ben şok oldum. Nagihan dokunmadı, kazandı. İle gitti Nagihan'a, sen Yattara yaz. Bu da kısım. Evet. Anladın mı? Biz uyandık şimdi, biz konuştuk falan filan. Yani kimse bizi şey yazdıramaz artık. Yok. Yani kimse biz kullanmıyor. Evet. Kullandırmayın kendini. Evet, biz Yunus'u göndermek için o beni çıkardı, ben onu çıkardım. Olay bitti. Yani güçlüler gitmesin diye. Gidiyorum. Ha. Ben yine söylüyorum. Yattara'nın ayak sakat. Yattara'nın ayak sakat. Kimden? Bana Atakan kendisi söyledi. O dedi hani göremezsin. Yattara'nın ayak sakat. O dedi ayak sakat dedi. Finan seninle beraber gidiyorum, oturuyorum. Ben çok üzgünüm şey İlmaz Bey, bak vallahi ben ne kadar çok seviyorum bu çocuk var ya. Evet. Ben gerçekten çok seviyorum ya, bu çocuk. Ya ben de güvendim. Ama ben çok, ama şimdi ben şok oldum, ben gülüyorum. Ben gençliğimi çok görmek istemiyorsun değil mi abi? Abi ben var ya. Şimdi aynı yerde yatmak ister misin? Tamam, ben yatabilirim. Ama oyunda ayrı. Ben anladım ama ben diyorum, bir şey söylemiyorum ama ben kullanıldığını anladım. Yani. Evet, ben şimdi anladım ama koskoca abi koskoca yattarasın şey, sen. Evet, bana diyor ki benim sen... Benim de kullandım ki, ben kendimi kullandım. Abi böyle bir şey ama yok. Öyle bir oyuna geliyorsun ki anlamıyorsun. Çok tehlikeli, çok. Bir de takım. Ama olsun, halk bunu görecek. Maske düşecek. Görecek, maskesi düşecek. Düşsün. İlle şampiyon olacaksa, burada böyle... Şey, gözüküp de böyle arkadan bir çok dayasam çok yazıklar olsun. Gerçekten gözümden sıfırlandı. İnan şoktayım. Yattara da neler söyleyecek, neler anlatacak, Mehmet neler anlatacak. Hep birlikte göreceğiz. Survivor'a veda eden isim bu akşam belli oluyor. Konseyde ismi söylenecek üçüncü kişi kim olacak? İki adayımız var. Üçüncü aday çıkacak. Onun sonrasında da kimin gittiğini hep beraber öğreneceğiz. Birazdan. Hemen soruyla başlıyoruz. TV8'den ekran uygulamasından. Atakan Nagihan cephesinde sizce kim doğruyu söylüyor? Atakan Nagihan. Seçeneklerimiz bunlar. Şimdi kızlar, önce sizle başlayayım. Yattara ve Nagihan'ın olup biteni hemen Yılmaz Morgül'e anlatmasını, Yılmaz Morgül'ün tepkisini nasıl buluyorsunuz? Aylin, senle başlayayım. Anlatmaları aslında saçma çünkü ne için anlatıyorsunuz yani? Hani bir yandaş mı çekmeye çalışma var burada, yoksa derdini paylaşma mı var? Onu çok anlayamadım ama Yılmaz Morgül'de şöyle bir şey var bence. Hani kullandırtmayın kendinizi. İşte sen şimdi onunla aynı yerde uyumak ister misin? Hani biraz da böyle... O taraftan biraz kendi tarafına çekmeye çalışıyor gördüğüm kadarıyla. Çünkü hani bak böyle oluyor işte, ben bu yüzden ayırdım Barak'ım, ben bu yüzden bir duruş sergiliyorum.
biraz da aslında işine geldi. İşine yaradı yani bu olaylar onun. Ama anlatmalılar mıydı? Çünkü olayın içinde olmayan bir isim. Çok yorum yapmadı. Ama ne için anlattılar? Orası tartışılır. Peki Seda, sence Yılmaz eninde sonunda benim sözüme geldiniz. Bakın ben doğru söylüyordum da siz ancak anladınız ifadesini veya düşüncesini paylaşır mı onlarla? Ne düşünüyordur sence? Paylaşacaktır ama ben en çok da yine söylediğim gibi Yattarlı'nın böyle bir şeyin varlığı ya da yokluğunu bilmeden gidip Nagihan'a inanıp bir de bunu Yılmaz'la paylaşmasını doğru bulmadım tabii ki de. Yani çünkü Yılmaz abi en ufak bir şeyi bir yerde çıkarıp kullanacaktır. Peki bir de şu cepheden bakalım. Hiç bunu konuşmadık. Atakan Nagihan'a Yattarlı finali göremez, ayağı sakat gibi bir cümle. Yattarlı'ya Nagihan'a Yattarlı'nın ayağı sakat, nasıl olsa finali göremez şeklinde de açıklamalar olduğunu söylüyorlar. Ya kimin doğruyu söyleyip kimin doğruyu söylemediğini anlayabilecek Dallas durumda ya. Değiliz. Dallas. Ama senin fikrini merak ediyorum. Ya benim fikrim, bir kere şu son seyrettiğim cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi bölümlerine bakınca Mehmet, Nagihan, Yattarlı, biraz da Tuğba, bunların hepsini toplayın. Yani Yılmaz Morgül'ün barakasını terk etmediği duruşunun onu da biri olamazlar. İnsanlık duvarını evet. İyi kim örmüş? Şu an şunu söyleyeyim. Yılmaz Morgül, ben Baraka'yı yaptığı zaman çok böyle falan diye nasıl da dönecek diyordum. Allah helal olsun, Baraka'yı terk etmiyor. Hele o yağmurlu süreçte. Evet, Yattarlı orada çok hoşuma gitti. Yani orada birinin bir şekilde gitmesi lazım. Onun Yattarlı olması bence çok güzeldi. Zaten Yattarlı aralarında daha böyle daha insani ilimli olan, daha ılımlı olan kişi. Hem o gruba hem o gruba karşı. O yüzden orada iyi artı puan aldı. Dediğine gelince ne demiştik? Bazen gidiyor kafa ya böyle. Normal, hepimizde olabiliyor. Atakan Nagihan'a hani Yattarlı nasıl olsa hani sakat gidecek, benim yanımda sen olmalısın diye yorumlarda bulunmuştu. Nagihan bunu Yattarlı'yla paylaştı. Hani karışık biraz. Ya çok karışık. Ya Yattarlı'nın öyle o kadar ciddi bir sakatlığı var mı bilmiyorum. Ama Yattarlı zaten şu an SMS'i de iyi. Kıbrıs'ı görür mü bilmem ama son 7'ye kadar gidecektir üçlü eleme sisteminde diye düşünüyorum. Şimdi tabii yavaş yavaş dengeler değişecek, onu da konuşuruz. Adaların birleşmesi bayağı bir şeye gebe olacak yani. O noktada zaten işte Yattarlı'ya karşı taraftan birileriyle birleşip Atakan'a karşı olur mu? Çünkü bir bayrak çekti. Hepsini hep birlikte göreceğiz. Peki bir yorum var, onu alalım hemen. Dinliyoruz sizi. Merhaba. Ben öncelikle Atakan merhaba. Koyu bir taraftarıyım. Şimdi Yattarlı'nın şu yorumları VTR ile ilgili bir yorum yapmak istiyorum. Lütfen. Yattarlı ile Mehmet çok saf ve çok temiz bir insanlar aslında. Ve çok çabuk dolduruşa geldiler Nagihan şeyinde. Tabii. Ve hemen o kadar temiz insanlar ki hiç içlerinde kötü bir art niyet yok. Çünkü daha geçmişte de biz hep bunları seyrettik zaten. Nagihan'ın çok çabuk dolduruşuna geldiler ve o şeyde hani saf ve temizliklerinden dolayı o şeyi kırgınlıklarından dolayı hemen gidip konuşamadılar Atakan'la. Aslında o gün o esnada konuşmaları gerekiyordu. Ben de çok şaşırdım aslında. Onun için burada Nagihan'ın şeyini bir türlü anlayamadım. Çünkü enteresan bir kişiliği var Nagihan'ın. Sizce Atakan'a mı oyun oynanıyor peki? Atakan'ı Nagihan oynuyor. Ama benim fikrimce en azından yani Survivor'ın çerçevesine göre baktığında en azından birleşmeye kadar takım olarak hareket etmek lazım. Ama bunu Nagihan çok önceden başladı kulisler yapmaya ve değil 200'ü, 300'ü de değil, 400'ü de değil. Az önce Hakan Bey'in az önce derken geçmiş şeyde yorumlarında da rastladık. Nagihan inanılmaz bir kişilik. Ben bir türlü ısınamadım onun kişiliğine. Sizce Yattarlı ile Mehmet ileriki günlerde Atakan'la yüzleşirler mi? Yani siz Yattarlı Mehmet'i seviyor musunuz? Yattarlı'yı Mehmet'i seviyorum. Peki hatta Atakan hakkında konuştu. Şu an Atakan bu 1-2 gün içinde zaten Atakan'la kesinlikle konuşacaklardır zaten. Yani siz Atakan fanısınız. Evet. Ama şu an Yattarlı ve Mehmet'i sadece Nagihan tarafından doldurulduğu için böyle olduğunu. Aynen. Elbet doğruyu bulup tekrar bu üçlünün daha da kemikleşerek birleşeceğini düşünüyorsunuz. Aynen, birleşmeye kadar gene birlikte olacaklardır onlar. Bu 1-2 gün içinde mutlaka konuşacaklardır. Çünkü içlerindeki o şey birikecek ve konuşma şeyi hissedecekler. Mutlaka hissedecekler. Çünkü çok yakın dostlar onlar.
Bunu 1-2 gün içinde zaten bu, belki de bugün akşam programda da izleyebiliriz. Bunu mutlaka konuşulacak ve tekrar 3'ü 1 olacak. Hatta 4'ü 1 olacak zaten. Bu kısa süreli bir durum diyorsunuz. Ya, evet, bu en azından birleşmeye, bu Nagihan en azından takım olmayı birleşmeye kadar devam ettirmesi lazımdı. Nagihan'ın enteresan bir şeyi oldu. Peki. Burada. Teşekkür ediyoruz yorumunuz için. Şimdi bakalım yan ekranda nasıl bir oran çıktı? Atakan Nagihan cephesinde kim doğruyu söylüyor şeklinde bir soru yönelttik sizlere. Bakalım oran ne çıkacak? 80 Atakan, 75-80. Nagihan %21, Atakan %79. Ne diyorsunuz kızlar bu orana? Şaşırttı mı sizi? Şaşırtmadı. Böyle bir sonuç bekliyorduk zaten. Peki Mehmet bu saatten sonra ne yapar? Böyle hem Atakan'a karşı yakın durup sonra Nagihan'la mı ilerlemeye çalışır? Atakan'a hiçbir şey belli etmeden Nagihan'a da bazı sözleri iletmeye mi devam eder? Ne dersiniz Seda, Aylin? Ya Mehmet bence eğer bir yüzleşme olursa ve Atakan'ın bu tarz sözler sarf etmediği anlaşılırsa yeniden Atakan'la beraber yol almaya devam edecektir. Ama o saatten sonra Atakan'ın Mehmet'e karşı tutumu ya da Mehmet'e ne kadar inancı olur onu izleyip göreceğiz. Çünkü hani ilk duyduğu, karşı tarafından ilk duyduğu şeyde hemen Atakan'a bu kadar cephe alabilen bir insanı Atakan ne kadar yanında ister? Eğer Atakan gerçekten böyle şeyler söylediyse Mehmet daha ne kadar yükselir ya da nasıl bir duruş sergiler? Hep izleyerek göreceğiz bunları ama şu anda daha olaylar netliğe kavuşmamışken hep söylüyorum. Yani bence yanlış yapıyorlar şu an. Akşamleyin eğer Yattar birinci olursa Seda, sence Ezgi'yi mi söyler Yılmaz'ı mı? Çünkü ben fragmanda, bilmiyorum sadece hissen söylüyorum. Sanki böyle Yattar'a birinci olmuş gibi bir vücut dili sezdim. Ve Ezgi'de söylenmiş gibi bir Ezgi'de bir stres aldım. Bilmiyorum, benim sadece bu düşüncem yani. Bu olaylardan sonra belki Atakan'a karşı duruşlarını belli etmek adına Ezgi'yi söyleyebilir. Yani Mehmet Yılmaz Ezgi arasından Ezgi'yi mi söyler Yattar'a? Atakan'ın karşısına almış olmaz mı o zaman? İşte ama bayrak zaten bu kadar konuşarak yavaş yavaş karşısına almaya çalışıyor. Nasıl söyleyebilir? Şuradan girdim. Ezgi bu kadar Atakan'ın tuttuğu kadar performansında hani iyileştirmeye çalışıyorken kendini bir şeyler yapmaya çalışıyorken Yattar'ın da savunması şu olabilir. Yılmaz'ı yazmak istemedim çünkü Yunus'un gitmesini istiyordum. Bu durumda da Ezgi'nin şu aralar performansı nasıl olsa yükselmedi mi? Hani o yüzden elineceğini düşünmedim zaten deyip kendince bir savunma hazırlıyor olabilir. Bu akşamın neler beklediğini bizlere az sonra zaten izleyicilerimizle paylaşacağız. Bir yorum daha alalım, öyle devam edelim. Dinliyoruz sizi. Ben öncelikle Semih taraftarıyım. Bunu belirtmek isterim. Atlatılan, yani göz önünde bulunmayan bir şey var benim izlediğim kadarıyla. Geçenle ödül oyunundayken herhalde takımın bir tartışması vardı Yunus Günce ile Yattar arasında. Araya giren Mehmet, sakinleştirmeye çalışan Atakan Mehmet'in boynuna yapıştı. Mehmet bundan sonra bence Atakan'a cephe aldı. Yani Atakan'ın boyundurluğu altında olmak istemediğini artık ifade etmeye çalıştı. Çünkü Atakan onu her şekilde yönlendirebiliyordu. Oradaki ona hani kavga sırasında bir erkeğin gırtlağına yapışmanın, ben Hakan Bey'e sormak istiyorum burada, ne kadar bir fevri çıkış olabileceğini siz daha iyi bilirsiniz. Bu benim kendi öngörüm. Bence buna bilendi Mehmet. Kendi içinde bunu yediremedi. Zaten bir ofis boy olarak sürekli adlandırılıyordu. Bir de üstüne işte bak sus, işte sana son uyarım gibi sert söylemleri oldu Atakan'ın. Bundan sonra Mehmet kendi içinde bunu sindiremediği için benim düşüncem bu. Bu tavrı oluşturdu. Siz bu konuyla ilgili ne söylüyorsunuz? Hakan, senin yanısını alıp Atakan'ı destekleyenlerden de bir yorum alalım. Sizden kısaca cevaplayayım. Ben zaten Atakan'ın orada Mehmet'e o el tavrının yanlış olduğunu söylemiştim. Ama bir yandan da Atakan Mehmet'i çocuğu ya da ufak kardeşi gibi de görüyor. Hani ondan daha güçlü bir lider olduğu için falan. O noktada da acaba yapabilir mi diye şey yapmıştım. Ama bence Mehmet'in kopuş noktası o değil. Mehmet artık potoya girebileceğini ve adının söylenebileceğini düşündüğünden dolayı kimseyle kötü olmayayım adına herkesi dinliyor. Dinlerken de ister istemez olayların ortasında kalıyorsunuz. Orada konuşulurken de ufak ufak yorumlarla katıldığınız için de işte acaba Atakan'dan mı kopuyor diye bizi düşündürüyor. Ama ben Atakan'dan Mehmet'in kopacağını kesinlikle düşünmüyorum. Koparsa da Mehmet'in sonu olur zaten. Yani Seda, zaten Mehmet finale gidemez, daha da hızlanır yani. Sen farklı bir fikirde misin Seda? Ya değilim ama şey, Atakan'dan kopmasının sebebi orada dediniz ya, ben ona katılmıyorum. Çünkü biz şu an yani,
Türkiye'de izliyoruz ve insanlar Mehmet'in öyle bir şey, yani Atakan'ın baskısı altında mıyım ya, onun şeyinde gittiğini düşünüyoruz. Ama Mehmet bunun farkında değil. Yani Mehmet şu an çünkü kendisini dışarıdan izlemiyor ve Atakan'ın doğru yolda olduğunu düşünüyor ve onunla birlikte ilerlemek istedi başlangıçta. Orada Atakan'ın ona olan tavrının, ben hani onun yanında destekleyici bir şey olarak düşünüyorum Mehmet'in. Çünkü dün akşamki izlediğim VTR'lerden bir tanesinde de Yattarı'ya şey dedi, tamam abi sen ne dersen bundan sonra ben bunu yapacağım. Yani Mehmet çok çabuk birinin himayesi altına girebilecek bir tip olduğu için şu anda, ya bir tipten kastım kötü amaçla söylemiyorum. Çok saf düşünüyor bu konularda. Yani Atakan'ın onun boğazını sıkması onun kötülüğü, yani bana niye böyle bir şey yapıyor benimle bu şekilde... Hani ortalık daha fazla karışmasın, şey takımı korumak adına altına yaptı ama Mehmet buna içerlemiş olabilir mi? Onu sormak istedim. Ama orada belli ederdi. Yani adaya tekrar geldiler. Orada çok bir oyun öncesinde yapılan bir tartışma zaman. Zaten. Aynen. Daha sonra konuşuldu mu tabii ki muallakta kalan bir şey ama Atakan'ı destekleyenlerden de bir yorum alalım sizden tekrar. Atakan orada Mehmet'i o hareketi yaptı diye Mehmet sizce uzaklaştı? Yok. Aynı şekilde Seda Hanım'ın yaptığı yoruma ben de katılıyorum. Orada tamamen zaten Atakan... Mehmet, Yattara, Ezgi zaten en yakın olduğu insanlar. Orada o olaya Mehmet biraz agresif bir kişilik gibi gözüküyor sahnede. Yani o stresle belki girer diye onu uzaklaştırmaya çalıştı. Yani onu korumaya çalıştı aksinde. Yani kesinlikle Mehmet'in de... Amacı uzaklaştırmaktı. Aynen öyle. Kesinlikle de Mehmet'in o durumdan sonra cephe aldığını kesinlikle katılmıyorum ben. Peki şimdi farklı farklı yorumları aldık. Şimdi geçelim Yılmaz Morgül'ün insanlık duvarını çekip kendi barakasını kurmasının ardından gelen Yağmur'a, Yattara'nın onu çağırmasına rağmen gelmemesine. Şimdi bakalım neler olmuş. Yılmaz Morgül nasıl kendi kararının arkasında durmuş ve o Yağmur'da bile barakasında durmayı başarmış. Bir izleyelim, ardından buradayız. Bireysel dokunulmazlık oyununda Atakan ve Ezgi arasında ilginç diyalog. Niye? Gitmek mi istiyorsun? Atakan neden Nagihan'ın kazanmasını istemedi? Atakan diskalifiye oldu maalesef. Sağ dirseği düzeneğe değdi. Birazdan. Ay biz sen oradayken hiç bu kadar şiddetli yağmur yağmış mıydı? Evet yağmıştı. Ne oluyor o zaman orada? Biraz anlatsana bize.
Şimdi bizim barınağımız yokken biz o yağmuru yemiştik. Yılmaz Bey'in yaptığı barınak da galiba su alıyor. İnanılmaz bir yağmur. Yani Türkiye ile kıyaslanamayacak kadar büyük bir şiddette yağıyor. Ve hani ne kadar sıcak olsa da akşamları bir o kadar serin. Ve buz gibi suyla o yağmurluğun içine de sular giriyor sırılsıklam. Zaten tek bir battaniyemiz var sahip olduğumuz tek şey. O da ıslanınca ne oluyoruz? O da ıslanınca polar bir battaniye çünkü ıslanınca inanılmaz soğuk ve vıcık vıcık bir hal alıyor. O yüzden ızdırap dolu geceler oluyor yağmur yağdığı zaman. Yılmaz Bey'e çok üzüldüm izlediğimde. Çünkü yani o anlara geri döndüm tekrar o çamurun içinde uyuduğumuz günlere. Ama keşke barınağa geçseydi. Çünkü hem yaşı hem sağlığı dolayısıyla bu kadar riske atmamalı bence. Orada her şeyimiz sağlık. Yani Seda'da da görüyoruz bunu. Tekrar çok çok büyük geçmiş olsun zaten. Çok üzülüyorum. Yani orada sağlığını kaybettikten sonra hiçbir şeyin önemi yok. Hiçbir şey sana yani geri veremiyorsun. Geri vermiyor sana sağlığın hiçbir şey. O yüzden yani bu kadar yağmurda, ıslakta gerçekten de hastalığa davetli çıkarıyordu. Ama yanına Yattara'nın ve Tuba'nın gitmesi çok güzeldi. Hepsi gitmeliydi belki de. Yani ne kadar zıt görüşte olsalar da sonuçta orada bir insan sağlığı önemli ve hepsi bence gitmeliydi yanına. Ya da Yılmaz Bey belki bu kadar zıtlaşmayıp en azından yağmur bitene kadar barınağa dönmeliydi. Sonuçta bunun sonuçlarına kendi katlanacak çünkü. Hastalanırsa da kendi hastalanmış olacak ve kendi sağlığından bir şeyler gidecek. Ve performansına belki de Survivor hayatına mal olacak. Çok üzüldüm onu izlediğimde. Seda sen ne düşünüyorsun? Yılmaz Mogül orada kendi duruşunu mu korudu? Ya da hani Tuğba'yla Yattar'a gitti ama kim gitseydi Yılmaz Mogül'ü kendi barakalarına çekmeyi başarırdı? Ya da başarabilecek kimse var mı sence orada bunu? Ya aslında en geçerli isim tabii yine Atakan olurdu. Atakan gitseydi alırdı ama... Döner miydi? Dönmezdi. Yani en geçerli isim oydu. Onda da dönmez. Çünkü Yılmaz abinin gerçekten bir duruşu var. Ve istediği şeyi sonuna kadar destekliyor biliyoruz ki. Ben çok üzüldüm durumuna, o şekilde olmasına. Çünkü gerçekten çok zor bir şey. En ufak bir yerden bir yağmur girdiği zaman bile biz çok zor bir şekilde gece geçiriyorduk. Ve soğuk da bir hava var. Ama şunu da düşünüyorum. Aynı durumda bir başkası barakasını ayırmış olsaydı, başka bir yerde kalsaydı ben %100 eminim Yılmaz abi gidip onu barakaya çağırırdı. Evet. Yani bizim yanımıza çağırırdı, barakaya çağırırdı. Şimdi Tuba Özay'sa o da biraz ayrı kalıyor. Tubis Kafe'nin oralarda bir yerde kalıyor. O döndü Hakan. Ama Yılmaz Morgül gerçekten tavrını o yaşına rağmen ki hastalık geçirmesine rağmen, sağlık sorunları yaşamasına rağmen dönmedi. Doğru bir hamle mi sence yoksa daha sonraki oyunlar için kendini riske mi atıyor? Ne düşünüyorsun? Ya şimdi Dominik'ten Haiti'ye gitmedi yani. 4 metre ileri gitti bunu söylüyorum ama hiç oradan ayrılmaması konusundaki duruşu bence çok güzel. Zor bir gece geçirdi çünkü yağmur çok zor bir şey. Şimdi orada o palmiyeler bir yerden sonra sızdırmaya başlıyor. İzlemesi keyifli yağmur. Tabii ki. Yani, yağmurla birlikte daha çok giriyor bir de. Belki yağmura da gerek olmazdı insanlar bu kadar kirli olmasaydı. Hani bir şiirde söylüyor ya onun gibi aklıma geldi şimdi. Yattara dediğim gibi çok doğru bir hareket orada yanına gitmesi. Ama oraya gitmesi de bence bir tesadüf. Çünkü gece orada herkes uyuyor. Belki o sırada Yattara işte atıyorum kafası kaşınıyor da uyanıyor bir bakıyor. Yılmaz Morgül orada yalnız orada hani... eminim ki diğerleri de uyansa giderlerdi. Onun yattığı araya nasip oldu. Ama tabii o nasip sonucunda da burada sağlam bir dedikodu döndü. Bence bu Survivor'ın en önemli kısımlarından biridir. Çünkü yattığı aranın Yılmaz'la bu kadar yakınlaşması ve hafif hafif Atakan'la ilgili Nagihan da gelince dedikodu yapmaları falan değişik bir olay oldu. İşte bir yağmur nelere vesile. Tabii bu yani. Yılmaz Morgül'le yattığı aranın bir nevi hani bir şeyler paylaşması kadar yakınlaşacak gece de bence burası da olabilir. Yılmaz Mogil ama Yattara'yı seviyor değil mi? Bir şey Yattara var, bir sempatisi var ona karşı. Seviyor. Evet. Yani onlar kendi aralarında zaten iyi bir dürüst. O saygı şeyini hiç açmadılar. Hiçbir zaman. Evet. Ve Yılmaz Morgül hiçbir zaman Yattara'yla ilgili konuşmuyor. Gördüğüm konuştuğu kadarıyla. Kişi belli zaten. Atakan'a karşı belli tarım. Evet. Şey, evet. Onun işte tepkileri hırs, var. Egolar onlara karşı evet, o bizim aramızda öz bir söz olarak kaldı. Peki seyircilerimize dönelim. Bir yorum varmış hemen alalım. Ben Yılmaz Bey'in o barakadaki duruşunu şöyle değerlendiriyorum. Hani halka kendisini böyle şey göstermeye çalışıyor bence. Biraz abartılı buluyorum.
Mağdur mu? Aynen, mağdurları oynadığını düşünüyorum yine. Her zaman yaptığı gibi. Yani çok aşırı yağmur var çünkü. Gidip yani diğer barakada kalabilir. Hani halka ben duruşumu bozmuyorum. Yani ben böyleyim. O şekilde göstermeye çalıştığını düşünüyorum yani. O yağmur öyle bir şey ki biraz bahsedeyim. İnsanlar merak ediyordur. Şimdi bir kere yağmur yağdığı zaman kuvvetli bir rüzgarla geliyor. Ve o rüzgar alıyor. Üstünüz kapalı bile olsa buradan böyle yağmuru içeri doğru sokuyor. Yani Yılmaz Morgül'ün üstü kapalı bile olsa ufacık barakada zaten 5 metrekare bir yer. Bütün yağmuru yiyor orada. Bir de o kadar kötü bir şey ki gece böyle yarı uykulu psikolojik olarak insanın zor olduğu bir anda o yağmur yağınca yani çıldırmak üzere oluyorsun. Bence Survivor'ın en zor anı gece yağmur yağarsa ve ıslanıyorsan. Yani böyle bir şey olamaz. Kıyafetleriniz ıslanıyor, her şey altınız. Ya her şey ıslanıyor. Hiçbir artık yedeğiniz yok yani. Ve üşüyorsun. Yani hava geceleri 25 derece aşağı yukarı, gündüzleri de 32-33 derece. Evet sıcak ama ıslandığın zaman bu nemle birlikte üşüyorsun. Çok kötü olur ya. Kurumuyor çünkü. Şimdi, tamam. Kurumaz. Ben o konuda şey diyeceğim. Kendini mağdur olarak gösterme pahasına da olsa ben gerçekten amacı bu olsaydı yine de barakaya gideceğini düşünüyorum. Çünkü Hakan'ın da dediği gibi gerçekten yağmurda ıslanmak, yedek kıyafetin olmadan ve hiçbir şekilde kurumayacağını bile bile, battaniyen ıslak, sen ıslaksın, yukarıdan yağmaya devam ediyor ve üşüyorsun. Hani bu sadece ona inat yapılacak bir şey değil. Gerçekten kendi duruşunu ve gururunu koruduğu için ben gitmediğini düşünüyorum. Buradan konuşması mesela, kolay Yılmaz Morgül çıkışta bence. Öyle mi diyorsun? Tabii ki. %100 çıkışta. Şu an tarzını, tavrını, yolunu çizdi. Bir şekilde koydu ve ondan şaşmıyor. Bir yorum daha var, hemen onu da alalım. Sanıyorum karşıt bir yorum. Ben farklı bir pencereden baktım bu olaya. Yılmaz Bey'in 24 saat süren bir yağışın altında o denli bir mücadele vermesi. Tabii illaki bir yapımcının bir parkur düzenlemesi, bir havuz oluşturması gerekmiyor. Bu doğal şartların oluşturduğu bir parkur olarak düşündüm. Ve orada 24 saat bir mücadele verdiğini ve bir etap atladığını düşündüm. O yüzden takdir ettim. Orada tek başına bir yarış halinde bulundu ve 24 saat bir yarışı tamamladı. Başarıyla hasta da olmadı çok şükür. Ben kendisini takdir ettim. Ada yaşantısında zorlu şart altında illaki bir kokonat, ağaçtan kokonat indirmek nasıl bir mücadele ise yağmurla 24 saat mücadele de aynı şekildedir. Arkadaşlarının yanına çağırması değil, onunla birlikte oturup yağmurda 24 saat onunla, yani en azından ıslanmasalar bile onun o durumlarına eşlik edebilirlerdi, sohbet edebilirlerdi. Neyse ki atlattı. Yani ben farklı açıdan baktım. Bir yarışmaydı onun içinde. Peki bu Yılmaz Morgül acaba artı olarak mı, eksi olarak mı dönecek? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdi zaman zaman değindik ama bireysel dokunulmazlık oyunu da oynandı biliyorsunuz. Ve Atakan'la Ezgi'nin, daha doğrusu Atakan'ın Ezgi'yi desteklemesi gerçekten birçok kişinin hem pozitif yönde eleştirmesine hem de negatif yönde eleştirmesine neden oldu. Bir neler söylenmiş, o anlarda neler yaşanmış, Atakan neden diskalifiye olmuş? Bir izleyelim, ardından buradayız. Bırakmayız. Niye? Gitmek mi istiyorsun? Ha? Bu mu yani? Sıkıntı yok ya. Bizdeyiz. Gerek yok. Gitme hocam, bilmez. Tamam, bırak. Sen bilirsin. Sorun yok, Ezgi. Bizdeyiz. Akşam da gönderirler seni. Atakan diskalifiye oldu maalesef. Sağ dirseği düzeneğe değdi. Şimdi Nagihan'la Ezgi kaldı. Atakan da dokunulmazlık kolyesine veda eden isimlerden oldu. Bir daha bakmayacağım. Sıkıntı yok. Beraberiz. Ay. Ezgi elendi. Nagihan kazandı. Ah. Gel, gel. Hangi elinizde? Atlayamam, atlayamam. Gel. Mehmet. Gel, gel bana güven. Helal. Helal. Öldüm falan yani. Aferin. Acı çekeceğim. Ayağım. Ne kadar kaldım, alaydım bari. Çok yok, ya, yok ya, yok yok. Tamam.
Survivor'a veda eden isim bu akşam belli oluyor. Konseyde ismi söylenecek üçüncü kişi kim olacak? İki adayımız var. Üçüncü aday çıkacak. Onun sonrasında da kimin gittiğini hep beraber öğreneceğiz. Birazdan. Olsun dokunulmazlığı bizden biri alsın diye. Şimdi o bizden kelimesini zaten açmak lazım ayrı bir konu ama baktığın zaman bu kadar Ezgi'nin arkasında durması, Nagihan'ın orada bir şey olmaz Ezgi'nin bir yere gittiği yok diye varyansında bulunmasını nasıl değerlendiriyorsun? Bizden biri sağ olsun deyip Ezgi'yi savunduğu için tabii Nagihan'ın hiçbir zaman kabullenmediğini görmüş oluyoruz burada. Benim de aklımda şöyle bir şey kaldı. Hani Ezgi'nin o kadar çok gitmesi, o kadar çok dokunulmazlığı almak istemesi Atakan'ın acaba Nagihan'ı mı yazmak gibi düşüncelerdelerdi diye düşünüyorum açıkçası. Sonuçta son ikiye kalan yani son üç hatta Atakan, Nagihan ve Ezgi. Evet. Nagihan'ın almak istememesini hatta fazla desteklediği için sonrasında da açıklamada bulundu. Ezgi'nin almasını istiyordum diye. Bu Nagihan'ı farklı bir yere konumlandırmak olmuyor mu? Oluyor. Artı Ezgi'yi yazabilme ihtimalini çok yüksek düşündüğünü gösteriyor burada bana. Yani ne kadar doğruydu. Yani en azından bir işbirliği yapmışlarken şu an bence çok da bir önemi yoktu açıkçası Nagihan ve Ezgi'nin almış olduğunun. Yani gördüğümüz gibi de zaten Ezgi'yi yazmadı. Ama doğru olan neydi diye düşünürseniz, sormak isterseniz de Yattara varken Yattara'yı yazmak yerine Ezgi yazılabilirdi bence. Yani normalde baktığınızda kimin yazılması gerektiğinde. Ama buradan yine anlıyoruz ki Atakan Ezgi ile birlikte devam etmek istiyor bu yola. Nagihan'la değil. Bu aşikar belli olan bir şey. Peki ailen içinde Ezgi dokunulmazlığı almasını istediği isim tabii ki Atakan. Ama Atakan Nagihan'ın Ezgi yazmasına korktuğu için mi bu kadar acaba Ezgi'yi destekledi? Ezgi gözyaşlarına hakim olamadı her şeyden önce. Zorlu bir, çünkü orada kaç dakika durdular? Bir yarım saat 25 olmaz. Dakika 25 durdular. 25 dakika mı? 25 dakika geçti. Dile kolay çünkü. Tabii. Ne diyeceksin? Ben aslında biraz orada Nagihan'ı tarttığını düşünüyorum Atakan'ın. Gerçekten birlikte miyiz? Yani sen gücünün farkındasın, ben gücümün farkındayım. O zaman Ezgi ile Nagihan kaldığında belki Nagihan'ın bırakmasını istedi Atakan. Hani acaba yapacak mı bunu? Ezgi'ye bu ödülü belki de verecek mi? Çünkü eğer Ezgi alsaydı dokunulmazdı, Ezgi bir isim söyleyecekti. Muhtemel olarak Atakan birinci çıktığında da Atakan bir isim söyleyecekti. Ve giden herkes de onların işine yarayacaktı. Ne Yattar Rapoto'ya girerdi ne Nagihan girerdi. Hani güçlü hiç kimsenin ismi çıkmazdı. Bu şekilde de Ezgi'yi de korumuş olurdu. Bence orada hem Ezgi'ye destek verdi. Gerçekten almasını istedi. Ne kadar savaşabileceğini görmek istedi. Bence ufak da olsa bir yandan da biraz da Nagihan'ı ölçmek istedi orada. Öyle. Peki şimdi. O halde bir soru soralım TV8 yan ekran uygulamasından hemen sizlere. Atakan, Ezgi ve Mehmet'i gereğinden fazla mı koruyor? Bakalım ne yanıt vereceksiniz? Evet ve hayır şeklinde iki seçeneğimiz var. Hakan, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ezgi performans olarak Nagihan'dan daha iyi dememiz gibi bir durum söz konusu olamaz. Zaten aşikar bazı şeyler. Mehmet için de belki aynı şeyi söyleyebiliriz. Hı hı. Neden Atakan özellikle Ezgi ve Mehmet'i koruma çabasında? İyi arkadaşlar. Bu çok net bir şey yani. Benim için de böyleydi. Geçen sene her şeyin üzerindeydi benim için. Serenay, bir ara Doğu. Bu çok normal bir şey. İnsan orada arkadaşlıkları oluyor. Evet, hedef hayatta kalmak ama bir de dostların oluyor. Bir şey paylaşabileceğin. Şu an Atakan, Ezgi, biraz da Mehmet iyi bir dostluk yaşıyorlar. Biraz da Yattara. Evet. Bence çok anormal bir durum değil. Koruması da çok normal. Yani tabii ki son dört, şunu şimdi yavaş yavaş şunu da konuşmaya başlayacaklar. Arkadaşlar, güzel bir arkadaşlığımız var. Bir kader ortaklığımız var. Sona gidene kadar birbirimizi hiçbir şekilde yazmamaya çalışalım. Ama bir yerden sonra yazarsak da zaten biz dostuz. Ondan sonra da kim kazanırsa, iyi olan kimse o kazansın şeklinde bir konuşma olacaktır yakında aralarında kesinlikle. Bizde de olmuştu. Ben güzel bir dostluk olarak görüyorum. Atakan keşke bireysel oyunda biraz daha dikkatli olsaydı da laf yetiştireceğine, evet, dirsek mirsek değdireceğine. Son ikiye Ezgi ile Atakan kalsaydı, Nagihan aradan çıkarsalardı. Atakan da centilmenlik yapıp Ezgi'ye bıraksaydı orada. O güzel olabilirdi. Ama korkmalarına gerek yok. Zaten gidecek isim belli yani. Bugün %99 Domine'ye kar yağmazsa Yunus gelecek. Öyle mi diyorsun? Tabii ki yani sonuçta. Şimdi izlediğimiz Yunus kendini daha az ifade ediyor. Ezgi'ye göre, Yattara'ya göre, Yılmaz Morgül'e göre, Tuğba'ya göre, Atakan'a göre. Yani şimdi Yunus gelir diye düşünüyorum yani. Aklın yolu bir. Bence Yunus gelecek yani. Peki konuşacağız az sonra. Sizin de yorumlarınızı alacağım ama izleyicilerimize bir kez daha döneyim. Bir yorum var. Hemen alalım. Öncelikle ben Semih taraftarıyım. Ama bu konuda birkaç fikrim var.
Bunlardan bir tanesi şu. Neslihan zaten ada içerisinde... Nagihan. Pardon, Nagihan. Ada içerisinde bayağı ortalığı karıştıran bir isim. Atakan zaten hani Ezgi'yi yanına alıyor. Hani bu yanına almasının nedeni de gerçek anlamda dost olması. Hani bunu da şu şekilde yorumluyorum. Hani gerçekten dost olması dediğim, hani yanında başka isimler de vardı. Bu isimler hani Nagihan'la ne bileyim hatta yan yana geldi. Farklı şekillerde konuştular. Hani bunlardan sebep o zaten Ezgi'yi yanına aldı. Amacı şuydu bence. Hani Nagihan'ı oradan düşürdükten sonra kendisi de oradan inip dokunulmazdı Ezgi'ye bırakmaktı. Hani bundan sonra zaten hani potaya da çıkartmayacaktı Ezgi'yi. Potaya çıkartmadığı zaman da bu sefer Yunus potada olacaktı. Bu şekilde de oylama onların istediği yönde olacaktı. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben bir şey merak ediyorum da yan ekranda sorma şansımız olur mu? Şunu yanıtını vereyim öyle yapalım tabii o zaman. Tabii ki, buyurun. Şimdi bir soru sorduk az önce sizlere. Atakan, Ezgi ve Mehmet'i gereğinden fazla mı koruyor şeklinde? Evet, ne çıktı bakalım? Evet ve hayır şeklinde iki seçeneğimiz var. Hemen oranlar gelsin. Evet %60, hayır %40. Fazla koruduğunu düşünüyor izleyicilerimiz. Sen ne sormak istiyorsun? Şunu sormak istiyorum. Hangi dostluk size daha inandırıcı geliyor? Semih, Gizem Kerimoğlu mu? Atakan, Ezgi mi? Peki o hazırlanırken o halde biz de bu akşam neler izleyeceğiz ona bir bakalım. Soruyu unutmuyoruz. TV8 yan ekran uygulamasından az sonra yanıtlamaya başlayabilirsiniz. Hangi dostluk size daha samimi geliyor? Semih, Gizem Kerimoğlu, Atakan, Ezgi. Bakalım oranlar ne olacak deyip bu akşam neler izleyeceğiz? Bir göz atalım. Konsey var. Biri veda edecek. Bakalım kim olacak? Bir bakalım ardından buradayız. Kardeş gör diyor. Planlar kurar. Sırf bir numara olsun diye. Sırf şampiyonlar finale gitsin diye. Kötü niyetli operasyonların merkezinde kim olduğu görüldü. Zaten takımı düşünen bir insan olsaydı Yattara değil potaya Yılmaz veya Tuğba'dan birisini sokardı. Her ne olursa olsun kafasındaki olan plan hiçbir zaman yürümeyecek. Onları da ikili oynuyor, bizleri de ikili oynuyor. Bu zaten apaçık bir şekilde ortada. Yattara da benimle birlikte hareket edebileceğini söyledi. Oyun istiyorum. Şimdi bundan sonra biz oyun yapıyoruz burada. Sembol ödülü yarışmasında en çok sembolü toplayan yarışmacı Kıbrıs'taki büyük finale Ergen'den gitme hakkı kazandı. Can Yattara Semih'e karşı. Eski Gizem Bilic'e karşı. Şimdi Avatar Atakan Zerbe'ye karşı. Şimdi Nagihan Gizem Bilic'e mücadele edecek. Ünlüler takımından bir veda yaşayacağız. İki adayımız var. Üçüncü aday çıkacak. Onun sonrasında da kimin gittiğini hep beraber öğreneceğiz. Sorumuzu bir kez daha tekrarlayalım. Hangi dostluk size daha inandırıcı geliyor? Semih, Gizem, Kerimoğlu, Atakan, Ezgi. Bakalım ne olacak? Günün sorusu oldu Hakan. Evet. Oranları merak ediyoruz. Az sonra açıklayacağız. Siz şimdi oylamaya başlayabilirsiniz. Peki Seda, şimdi bu akşam gerçekten heyecanlı bir akşam. Belli ki dengelerin yine alt üst olduğu bir bölüm bizi bekliyor ama üçüncü kim yazılır? Kimin adı söylenir? SMS'de birinci kim çıkar? Kim yarın burada olur? Ne diyeceksin? Bence bu akşamki SMS oylamasında yani yine Atakan birinci olur diye düşünüyorum. Kimi söyler? Tabii Yattar'ın da bir ufak payı var ama hani ikincilik olarak daha çok yakın görüyorum. Atakan'ın da Tuğba Yılmaz arasında Tuğba. Bu hafta Tuğba diyeceğini düşünüyorum. Peki kim gelir? Yunus. Yunus gelir. Hı-hı. Senin fikrin ne Aylin? Ben bugün konseyde galiba herkes eteğindeki taşları dökecek gibi hissettim. İnşallah öyle olur. Yüzleşme olur mu konseyde? Yani belki biraz taşlar dökülür, yüzleşmeyi de zamanla adalarına yaparlar. Çünkü bir eleme olacağı için bir de onun stresinde herkes her şeyi konuşamayacaktır. Atakan birinci çıkar diye düşünüyorum ben de SMS'te. Bir sürpriz yapıp Nagihan'ı söylemezse, daha da Dallas'a dönüşmezse ortalık, Yılmaz Bey ya da Tuba'yı söyleyecektir. Ama yine de Yunus gelir. Seda? Çok özür dilerim. Ben ufak bir şey kaçırdım şu anda. Yani izlediğim bölümlerde. Yunus, Yattara ve Mehmet'in bildiği şeyleri biliyor mu şu anda? Onu hatırlayamadım. Bu akşam göreceğiz.
Yani çünkü Atakan'la Nagihan da henüz yüzleşmedi. Yani hepsi bir araya gelip de neyin ama hangisinin konuşulduğunu bilmiyoruz. Hiçbirimiz şu an mesela, hayır şundan dolayı soruyorum. Şimdi Nagihan'ın ve Mehmet'in bildiği şeyleri Yılmaz abi bir şekilde öğrendi. Evet. Tuğba da öğrendi. Sadece Yunus biliyor mu? O çok kritik bir nokta. Şu bence an adada her şeyi bilen tek bir insan var. O da Nagihan. Evet. Nagihan. Şimdi ben o zaman şöyle söyleyeceğim. Çünkü gerçekten bilmeden söylüyorum. Eğer ki Yunus biliyorsa aynı şeyleri, şu an Yatar ve Mehmet'in bildiği şeyleri, akşamki konsey, yani akşamki eleme, bunlar yüzleşilmeden kapanmayacaktır. Konsey kıran kırana geçecek bence. Çünkü Yunus'un, yani Yunus kendi gitme ihtimalini çok yüksek olarak gördüğü için mutlaka orayı yüzleştirecek. Tabii yüzleştirmeden gitmeyecektir. Yani eğer Yunus biliyorsa akşamki konseyde hepimiz bir yüzleşme bekleyeceğiz. Peki, zaten peki Aile. Pardon, şey diyor sahildeyken. Ben çok daha fazla kalmak istiyorum artık. Hiç bu kadar kalmak istememiştim. Çünkü burada olaylar çok değişiyor. O olaylar işte o, benim istiyor de o konuşma aklımda kaldı. Acaba biliyor mu bilmiyorum. Ben acaba soru işaretleriyle dolu bir akşam. Peki dönelim hemen size, dinliyoruz. Merhabalar. Merhaba. Ben Nagihan fanıyım ama bu kez daha çok sevmeye başladım. Atakan Nagihan'ı ekarte etmek istedi. Ezgi'ye dokunulmazlığı sağlamak istedi. Ama Nagihan o kadar zekiydi ki tam tersine. Atakan'ı ekarte etti, sonra Ezgi'ye güzel cümleler kurdu ve Ezgi de düştü. Nagihan oyun mu oynuyor diyorsunuz? Bilerek Nagihan bunu mu yapıyor? Nagihan satrancı çok iyi biliyor. Nagihan, Nagihan göreceksiniz önümüzdeki haftalarda da adanın tek nabzı olacak. Ve inanıyorum ki başa baş gidecekler. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Hakan, senin ne yorum olacak? Hem izleyicimizin yorumu için hem de baktığın zaman önemli bir akşam bizi bekliyor. Konsey akşamı. Evet, önemli bir akşam bizi bekliyor. Konsey öncesinde adada neler yaşanacak? Nagihan bu sefer ne tarafa dönecek? Onlar tabii çok belirleyici olacak. Aynen. Akşam Nagihan Yılmazlarla mı daha çok konuşacak? Atakanlarla mı? Yoksa olan her şeyi Yunus'a anlatıp Yunus'un dediğin gibi konseyde bütün ortalığı yakmasını mı sağlayacak? Çok enteresan bir bölüm olacak ama kim birinci olursa olsun, kimi söylerse söylesin, bence buraya gelecek isim değişmeyecek. Buraya gelecek isim Yunus'tur. Yunus'un Survivor hayatı bence burada bitmiştir. Ben öyle düşünüyorum, açık söyleyeyim. Kendini ifade ettiği kadarıyla ben çok anlamadım, açık söyleyeyim. Ama gerçek hayatında bence çok bilgili, donanımlı ve böyle oturup konuşulabilecek, çok güzel şeyler konuşabilecek bir insan. Olur da elenirse, buraya gelirse onunla keyifli sohbetler yapacağız. Her şeyi o bize anlatacak. Çünkü Yunus her şeyin içinde olan bir insandı. Evet. Bize Ünlüler Adası ile ilgili eğer elenirse çok güzel bilgiler getirecek. Aynen. Görmediğimiz şeyleri göreceğiz. Aynen. Beyefendiye de Nagihan'ı desteklediği için de hem tebrik ediyorum hem teşekkür ederim. Çünkü bence burada zaten Survivor bir mozaiktir. Türkiye'deki her insanın bir yansımasıdır, aynasıdır. O yüzden Nagihan'ın da bence desteklenecek birçok yönü var. Biz de burada yanlış taraflarını eleştiriyoruz. Doğru yerleri olduğunu da düşünüyorum. İnşallah sizin gözünüzde hak ettiği yer neresiyse oraya gider. Biz de burada görmeyiz Nagihan'ı. Peki bir yorum daha var, hemen onu da alalım. Şimdi Nagihan'ın yarışmalardaki performansı zaten tartışılmaz. Ama o kadar çok yanar döner bir insan ki şey olarak, görüntü olarak bir şeyi unutuyor. Tamam, bu birleşmeye kadar kesinlikle gidecektir. Ama bir şeyi unutuyor. İnsanlar, halkın oyunu unutuyor. Sonuçta halk bunu seyrediyor. Devamlı bir oraya geçiyor, bir oraya geçiyor. Devamlı fikir değiştiriyor. Türk halkı bunu sevmez ki. Yani bunlar oya da yansıyacaktır. Birleşmeye kadar kesinlikle performansıyla gidecektir. Ama birleşmede çok farklı olacaktır benimce. Şöyle bir şey, çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi siz Survivor'da yarışırken genelde hareketleriniz hani çok doğal bir ortam olduğu için ve orada sizi çekip çekmediklerini çok böyle bir yerden sonra unutuyorsunuz. Öyle bir şey yok. Çok her şey natürel işliyor ve şunu unutuyorsunuz. Atıyorum köşede mesela biz ikimiz sizle konuşuyoruz. Sanki iki kişiyiz ama orada biz esasen 80 milyon artı iki kişiyiz. En büyük atlanan nokta bu Survivor'da. Yani hiçbir şey sır olarak kalmıyor. Seyirci her şeyi görüyor, olumlu olumsuz yorumluyor ve sizi değerlendiriyor. Ona göre de ya şampiyon oluyorsunuz ya da kaybeden Survivor anlamında. Aynen. Peki, demek işte Nagihan herhalde belki onu düşünemiyor. Çünkü sonuçta halk seyrediyor bunu. Bu kadar çok
değişkenlik gösterince. Ama beyefendi cevap versin. Sevenleri de var muhakkak. Yani her Survivor yarışmacısının mutlaka sevenleri de sevmeyenleri de var. Siz bir ben şey eklemek ister misiniz? Evet, eklemek istiyorum. Tabii. Bakın, eksi bir ile artı bir sıfır eder. Nötr de denktir yani. Bu arkadaşımız onu unutuyor. Halkın oyu, onun dokunulmazlığı Neslihan'ın. Nötr'dür. Nagihan. Hiçbir zaman... özür dilerim. Özür dilerim, Nagihan. Heyecanıma bağışlayın. Rica ederiz tabii. Ondan dolayı nötr oluyor. Bundan dolayı yani bu bazdan bakamıyor arkadaşımız. Satranç oyununu bilmediği için olabilir ya da az bildiği için. Çünkü o gerçekten çok iyi oynuyor. Ve kazanacak, inanıyorum. Kazanacak mı diyorsunuz? Evet, inanıyorum. Sizle bir iddia girelim mi ya? İlk bayağı üçe... Bayağı da şöyle güzel bir baklava net, yemedim mesela. Net söylüyorum. Net söylüyorum. İlk üç. İlk üç. Evet. Yeri ilk üç. Net i̇lk söylüyorum. Üç. Nagihan ilk üçe kalırsa buradaki herkese ben baklava ısmarlıyorum. Söz. Hepinizi bulacağım. Harika. O zaman şimdiden herkese afiyet olsun. Oo, güzel, çok güzel. Teşekkür ederim. Bir soru sormuştuk TV8'in ekran uygulamasına. Onun da cevabını vermeden geçmeyelim. Hangi dostluk size daha inandırıcı geliyor şeklinde bir soruydu. Hakan, senin sorunun yanıtı bakalım. Bana Atakan Ezgi geliyor da bilmiyorum tabii. Semih Gizem Kerimoğlu %43, Atakan Ezgi %57. Zaten oranlar da birbirine yakın. Peki izleyicilerimize soralım bu soruyu. Semih ve Gizem Kerimoğlu'nun dostluğu daha inandırıcı geliyor diyenler alkışlasın. Atakan ve Ezgi'nin. Seyircilerimiz de TV8'den ekran uygulamasındaki izleyicilerimizle aynı fikirdeler deyip kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Ardından buradayız. Survivor Panorama ile yeniden karşınızdayız. Evet, bu akşam konsey akşamı, bakalım kim veda edecek Survivor'a, kimin ateşi sönecek, hep birlikte göreceğiz. Kızlar, sizin fikriniz ne? Yattare ve Yunus Pota'da üçüncü isim kim olur? Kim burada olur? Survivor Panorama'nın havasını kim koklar? Ne dersin Seda? Senle başlayayım. Bence artık burada bir Yunus oturur diye düşünüyorum. Yani çünkü görünen bunu gösteriyor. Sonrası için artık daha sonra tahminlerde. Ama Yunus'a bugün... söylemek isteyeceğin şeyler olur mu peki? Eğer Yunus gelirse. See you later. Tabii yani sonuçta her şey konuş. Eda ile oturup konuştuk. Ebru ile konuştuk. Muse'la da illaki bir şeyler olacaktır. Öyle içinde herhangi bir şey yok, ona söyleyeceğim. Peki Alin, sen ne düşünüyorsun? Rahatsınız siz bu hafta. Diyecek gönüllüler kenarda, oh mis gibi. Rahat bir konsey olacak takım adına. Ama ben de Yunus'u burada göreceğimizi düşünüyorum. Ben hep onun farklı bir frekansta yaşadığına inanıyorum. Belki takım olarak, yani takımın içinde çok sevilmedi, belki dışlandı, performansı iyi değildi. Ama ben hani sohbet etmek isteyeceğim bir insan. Çünkü oyun aralarında küçük küçük sohbetlerimiz oluyordu ve böyle farklı bakış açıları var, farklı düşünceleri var. Gelirse de güzel güzel sohbetlerimiz olur. Burada beraber yorumlar yaparız. Hakkında hayırlısıysa o peki, gelir. Peki Yılmaz birinci olup Mehmet'i söylerse Mehmet mi gelir, Yunus mu? Allah. Öyle bir şey olmaz çok da karışık. Yine de hadi o ihtimale karşı bence şu an Mehmet gelir. Şu an yani Atakan'a karşı bir anda net tavır, evet, göstermesi Atakancılar için çok hoş olmamıştır diye ama düşünüyorum. Ama o tavrı sanıyorum daha sonraydı değil mi? Hayır, daha sonra izledik. Olacak. Bugün eleme ya. He. Mehmet yine de gelmez bence. Yine de Yunus gelir ama ya. Peki iki Yunus duyduk. Bakalım Hakan ne diyecek? Gerçi Dominik'e kar yağmazsa ne dedim? Yok, ben Dominik'e kar yağarsa ancak tamam, o zaman kalır Yunus dedim. Yunus çok güzel tecrübeler edinmiştir orada. Çok güzel bir hayatı için çok büyük bir deneyim yaşamıştır. Ama bence elenen isim Yunus olacaktır. Kimin ateşi sönecek dersen... Survivor'ın ateşi daha da kuvvetlenecektir, onu söyleyeyim. Alev aldı, alev, alev. Devam edecek. Ama giderken çok ciddi şeyler. Gider isim de bence Yunus Günçe olacaktır. Yunus şeyle. Eğer gider, şeyle, evet şeyle. Eğer giderse peki gider orada istiyorum. Zehir Zemberek açıklamalarında duyar mıyız? Gider ayak bence inletebilir oralara. Ne dersiniz? Orada eğer değil, giderse. Orada değil ama burada çok büyük açıklamalar yapacağını düşünüyorum. Ben orada yapacağını düşünüyorum. Yani çünkü konseyde karıştırır mı? Yani şöyle bir şey var ortada. Yani sizin isminiz giriyor araya
ve bir şekilde ortada olan yanlışlar ya daha doğrusu iki tarafın da farklı düşüncelerini kesinlikle ve kesinlikle bu olayı söyleyecektir. Yani Yatar ve Mehmet'in bildiği olayı orada konseyde söylemeden gitmeyecek. İçindekileri dökecek kesinlikle diyorsun. Kesinlikle söyleyecek. Peki bakalım neler olacak bu akşam hep birlikte göreceğiz. Survivor'ın yeni bölümünde kim veda edecek adaya heyecanla bekliyoruz deyip Nihal'in de yarın geleceğini artık hatırlatalım. Evet. Ve izninizi isteyerek ayrılalım. Çok ağlamalı gülmeli. Yarın görüşmek üzere hoşçakalın.